Değerli meslektaşlarım, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin bu webinarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandeminin ilk çıktığı aylarda bir webinar programlarımız vardı. Daha sonra ara verdik. Bu sonbaharda tekrar başladık. Derneğimizin bu ikinci webinar toplantısı olacak. Bu webinarımızda iki çok değerli konuşmacımız var. Konumuz preimplantasyon genetik tanı. Preimplantasyon genetik tanı da klinisyenin konuşması, klinik gözüyle laboratuvar konusunu da evet, bağlanıyorsunuz hocam. Beni yazanmış zaten. Yılmaz Hocam, sesinizi tekrardan açar mısınız Yılmaz Hocam? Hiç mi gelmedi? Yeniden başlayayım mı? Tabii buyurun. Hüseyin Hocam da geldi zaten. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Ha, merhaba Hakan'ım. Kolay gelsin. Erkan sen misin? Evet hocam, hoş geldiniz. Şu an yayındayız. Katılımcılarımız sizleri görüyor ve duyuyor. İstersen ben çıkayım. Tamam Yılmaz Hocam, teşekkür ediyorum. Ben biraz geciktim, kusura bakmayın. Tamam. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ olun hocam, sağ olun. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Erkan'ım sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, net. Hoş geldiniz. Tamam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin bu ikinci dönemki webinar programlarını yeniden başlatmış bulunuyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Pandemi döneminde ilk dönemi çok yoğun ve başarılı bir şekilde geçirdik. Şimdi geçen iki hafta önce birinci webinarımızı, şimdi de yine çok tartışmalı ve güncel bir konu olan preimplantasyon genetik tanıyla ilgili olarak ikinci webinarımızı yapıyoruz. İki tane birbirinden çok değerli konuşmacı arkadaşım var. Profesör Doktor Temel Ceyhan ve Profesör Doktor Muhterem Bahçe. Bize preimplantasyon genetik tanının güncel durumundan, kliniğinden, genetiğinden, laboratuvarından bahsedecekler. Birazdan ben onlara sözü vereceğim. Yarımşar saat sunum olacak. Temel Hocam ilk önce girişi başlatacak. Daha sonraki dönemde de Muhterem Hocam 10'a kadar yarım saatte de o devam edecek. Ondan sonra arkadaşlar oturumu tartışmaya açacağız. Hepinizin katılımını, sorularını, katkılarını bekliyoruz. Lütfen bu konuyla ilgili olarak aktif olarak yer alırsanız sorularınızla çok memnun oluruz. Ben şimdi çok sevgili kardeşim, değerli hocamız Temel'e sözü vermek istiyorum. Temel kardeşime, Temel Ceyhan'a ilk olarak onu dinleyeceğiz. Buyur Temel'ciğim. Temel Hocam, sesinizi açabilir misiniz? Sol altta mut kısmı. Sesim geliyor herhalde. Geliyor sesim hocam geliyor. Şu anda. Tamam. Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben videolarımı da açayım. Evet. Bugün öncelikle Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin yönetim kuruluna, başta Timur Hocam'a ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bir ayrı teşekkür de bu gece vakti bizi yalnız bırakmayan katılımcılara ediyorum teşekkürümü. İnşallah iyi bir webinar olur. Çeşitli yönleriyle tartışacağız. İnşallah da sıkılmadan gerçekten verimli bir webinarı bekliyoruz. Şimdi bugün ben PGTA klinisyen gözüyle kısmını anlatacağım. Biliyorsunuz IVF'in bir parçası olarak uterusa transfer öncesinde embriyonun kromozomal anomalilerini ortaya koyduktan sonra normal olanın uterusa nakli, normal olmayanın da atılması şeklinde bir teknikten bahsedeceğiz. Tabii burada bunu eğer biz bu preimplantasyon genetik testi anaüklüydü taraması yani sayısal anomalikler için yapıyorsak bu A. Eğer biz bunu tek gen hastalıkları için yapıyorsak monojenik M. Eğer biz bunu translokasyonlar için yapıyorsak da SR olarak sınıflandırıyoruz. Biz bugün daha çok tartışmalı olan PGTA'dan bahsedeceğiz. Çünkü genellikle tek gen ve translokasyonlarda konsensüs oluşmuş durumda daha çok. Fakat tartışmalı kısım bu. Şimdi biraz buna giriş yapmak için şu sırayla hareket edeceğiz. Şimdi neler biliyoruz? Önce onu tartışacağız. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz.
problemin nerede olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bunun, bu tekniğin faydası var mı? Klinik sonuçları, maliyet nedir? Limitasyonları nedir? Ve eve götürülecek mesajlardan sırayla bahsedeceğiz. Şimdi şöyle ben kısaca bir tarihi anlatmak istiyorum. 20 yıllık bir geçmişi var. Yani biz hepsine güncel olarak bunlara takip ettik. Hepsine güncel olarak vakıftık. Çünkü aşağı yukarı 20 yıldır IVF'in içinde yaşıyoruz ve gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi bu esasında PGS birinci fazı veya versiyon 1 olarak adlandırdığımızda, şimdi biz biliyoruz IVF'de başarıyı artırmak için ne yapmamız lazım diye düşünürsek, burada en önemli şey kromozomların eğer biz öploid olduğunu bilirsek, anomalileri çıkartırsak IVF başarısını artırabileceğimiz mantığıyla bu iş önce başladı. Genetikçi Verlinski gerçekten eğer dedi biz bunu yaparsak hem düşükleri azaltırız hem de IVF'de başarıyı artırırız. İlk böyle başladı fakat onun önerdiği kısım polar body biyopsileriydi. Fakat bu hem pahalı hem de zor bir teknik olduğu için hemen kolay yol seçildi ve klivaj safhasındaki embriyoların blastomerlerinin biyopsisiyle başladı. Üçüncü gün blastomer biyopsisi. Ve bunun herhangi bir validasyonu yapılmadan hızlı bir şekilde kullanıma girdi. Fakat bu kullanıma girdikten sonra öncelikle Belçikalı grup, bu Plato ve ekibi, ya bunun böyle olmadığı, bunda bir takım sorunlar olduğuna dair yayınlar göndermeye başladılar. İlk bu gönderdikleri yayınlar, tabii bunda normal olarak firmaların da etkisi var, dergilerin de etkisi var, yayınları kabul olmadı. Daha sonra yayınlar kabul olduktan sonra ve çıkmaya başladıktan 2 yıl sonra bizim bildiğimiz gibi Masten Brock bir New England Journal'da 2007'de bir makale yayınladı ve bu zaten literatürde de bu makalenin ismi Masten Brock Controversy olarak geçiyor. Bu çok önemli ve bir dönüm köşe noktasıydı. Ve bundan sonra daha sonra 2011'de bir metanalizle beraber bunun bir faydası olmadığını, ileri yaş kadınlarda da zararlı olduğunu ve Fish'in de birçok anomaliyi atladığını söyledi. Dolayısıyla ilk darbeyi atmış oldu. Daha sonra 2013 yılında Scott ve arkadaşları da implantasyon da bunda bozuluyor demesiyle beraber bu çöpe gitti. Fakat esasında tam da çöpe gitmedi. Çünkü biz şimdi NGS anlatacak, muhterem hocam da anlatacak. Bu NGS teknolojisinde bazı translokasyonlarda bazı aralıklarını okuyamıyor. Dolayısıyla hala biz bazı tekniklerde, bazı hastalarda bunu kullanmak zorunda kalıyor. Tam da çöp değil esasında. Muhterem hocam daha detaylı bunu anlatacak. İkinci versiyon başladı bundan sonra. O da nedir? Trofektodermden 5-7, 4-6 veya işte literatürde 5-10 trofektoderm hücresinin kullanılarak bu embriyoların genetik taramasının yapılmaya yol açtı. Ve hızlı bir şekilde bu da gelişti. Fakat bu ilerlerken 2015 yılında Glacier ve arkadaşları bu Baltimore'da düzenlenen ASRM'de dediler ki biz 12 tane aneuploid embriyoyu transfer ettik. Bundan 5'i canlı doğum oldu. Bundan bir hafta sonra İtalyan grubu da dedi ki bu biz 18 tane mozaik olan embriyoyu atmak yerine transfer ettik ve bundan sonra 5 tanesinde gebelik. Yani bu birisi %41 gebelik var diyor aneuploid tespit edilen embriyolarda. Diğeri de %33 diyor. Dolayısıyla Glacier esasında bir bakıma bu Masten Brock'un rolüne soyundu. Bir anda bununla ilgili bir patlama yapar mıyız diye düşündü. Arkasından hemen Paulson, ki bu Glacier ile Paulson zaten bu işin en karşısında olan grup, bir matematiksel model yayınladı ve dedi ki faz pozitif oranı bu matematiksel boyuta göre %40. Dolayısıyla bu teknik de esasında çok doğru bir teknik değil. İşte bunda uzun kültür ve tüm embriyoların dondurma gerekliliği, self correction'lardan yararlanamama, embriyoyu strese sokma, dondurma çözme sonucunda embriyo kayıpları gibi bir takım ortaya deliller koydular. Fakat tabii bir sendeledi bu teknik. Fakat sonra da hala NGS teknolojisiyle devam etti. Yani herhangi bir hız kesmedi esasında. Daha sonra
Bu preimplantasyon genetik tanı International Society mozaizm kavramını ortaya koydu 2016'da. Dedi ki bu embriyolarda eğer %20 ile 40 %20 ile 80 mozaizm varsa bu orana biz mozaik embriyo diyoruz. Ama %20'nin altındaysa normal, %80'in üstündeyse ana euploide olarak tanımlıyoruz dedi. Fakat burada ikinci bir soru çıktı, problem. Embriyoda %19 mozaik varsa normal, %21 varsa mozaik. Dolayısıyla %2'lik kısım gerçekten bizim için ne kadar önemli? Yani böyle bir cut-off olmalı mı? Bununla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bundan sonra da işte blastocentesis, yani non-invasif preimplantasyon genetik screening ve diğer versiyonları gelmeye başladı. Yani bazısı bu mozaizmle beraber versiyon 3 ve diğerine versiyon 4 dedi veya diğerine yani bizim yeni teknik non-invasif olanlara da versiyon 3 diyen de literatürde yayınlar var. Dolayısıyla bu şekilde işlem devam etmeye başladı. Fakat eğer biz şimdi bu kadar gelişme sonucunda bildiklerimizi ortaya koyarsak neler biliyoruz? Şimdi birinci bildiğimiz yaşla beraber fertilitenin düştüğünü. Bu Haritik grubu kabilesinin bir fertilite göstergesi. Bunlar biliyorsunuz bu kabile herhangi bir şekilde korunmuyor. Ve baktığınızda 32 yaştan sonra, şuradan sonra fertilite düşüyor. Ve esas düşme yaşı da 37,5'tan sonra hızlı bir şekilde fertilite düşüyor. Bir tek bununla değil, mesela Fransız çalışmaları var. Burada da azospermi olan, eşi azospermi olan hastalara donör inseminasyon yapıyor ve buradaki kadın yaşına göre bu fertilitede azalma yine aynı şekilde oluyor. SART datalarına baktığınızda IVF'de de aynı. Aşağı yukarı 35 yaşın altında %41.9 canlı doğum oranı varken neredeyse 42-43'te bunlar %11'lere, 43 yaşında aşağı yukarı %5'e, 44'te %1 oranına düşüyor. Yani bildiğimiz şey yaşla beraber fertilitenin azaldığı. İki bildiğimiz şey yaşla beraber anüploide oranının da arttığı. Bakın eğer bakarsak şöyle en iyi öploid grup 23 yaşıyla aşağı yukarı 36,5-37 yaş arasında. Ve en iyi kısımda bunun 27 ile 29 yaş arası. 23 yaştan önce de bu küçük artmış miktarda gözüküyor kromozom anomalileri. Özellikle 37 yaşından sonra da neredeyse baktığımızda biz eğer 43 yaşına 44 yaşına geldiğimizde neredeyse %50-53 ve 44 yaşında da neredeyse %95'in üstünde bir anüploide oranı var. Peki burada soru işareti şu. Acaba biz stimüle ettiğimiz cycle'larda mı anüploide oranını artırıyoruz? Hayır. Bununla ilgili de çalışma var. Burada da diyoruz ki biz doğal siklusa soktuğumuz IVF grubu ile stimüle ettiğimiz IVF grubu arasında baktığımızda anüploide oranları aynı. Aynı şekilde yüksek seyrediyor. Peki maternal yaşa göre düşük oranında artış var mı? Evet var. En iyi yaş grubu 25 ile 30 yaş grubu %9.8. En iyi de 27 ile 29 yaş arasında %9.5. Daha sonra hızlı bir şekilde artıyor. Bakın neredeyse 43-44 yaşında %50'ye yakın düşük oranı artıyor. Bu bizim bildiğimiz, bilgilerimizi tekrar tazelediğimiz bir konu. Peki biz IVF'de hangi grupla uğraşıyoruz? Bakın şöyle bakarsanız biz aşağı yukarı 35 yaş altı grup %40 civarında. Yani neredeyse 35 yaş üstü grup %60 hastamız bu grup. Yani hangi grup? Düşük oranın arttığı, anüploid ortalamalarının arttığı ve fertilitenin azaldığı bir grupla oluşuyoruz. Ki biz kendi pratiğimde benim bu oran daha yüksek. Dolayısıyla her IVF merkezine göre bu değişmekle beraber ama esas olarak %60 grup bizim 35 yaş üstü grup. Peki biz PGTA yaparak ne istiyoruz? Bir, kümülatif canlı doğum oranlarının çok yüksek olmasını istiyoruz. Bir siklusta hepsi bitsin. Yani hasta iki çocuk istiyorsa bir kere opu yapalım. Bu opuyla beraber ikinci çocuğunu da doğursun, üçüncüyü de doğursun istiyoruz. Gebeliğe kısa sürede ulaşalım. Düşük oranları azalsın ve kromozom problemleri azalarak mutlu ve sağlıklı aileler istiyoruz. Bütün amacımız bu. Peki anüploid embriyoda ne biliyoruz? İmplantasyon başarısızlığı, düşük ve genetik hastalıkları biliyoruz. Yani burada anüploid embriyoda bunlar artmış durumda. Şimdi baktığımızda bir başka bildiğimiz konu daha var. Biz
iyi görünen embriyolarda bile hala aneuploid oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın neredeyse 41-42 yaşında bilhassa elde etseniz bile bunların %72 aşağı yukarı aneuploid geliyor. Dolayısıyla morfolojik olarak değerlendirsek bile aneuploidliği biz elimine edemiyoruz. Peki biz hangi grubu biyopsi yapalım? Hangi embriyoyu biyopsi yapalım? Genellikle 3 BB ve üstünü biyopsi yapalım. Çünkü şunu da biliyoruz. Yani bu 5. güne geldiğinde embriyoya bakıyoruz. Bu embriyodan gebelik mi çıkar dediğimiz. Fakat doğuran da bir sürü hasta var. Ama elimizde bir tane varsa daha düşüğünü yapabiliriz. Ama 3 tane, 4 tane embriyo varsa bunların 3 BB üstünü yapalım. Bakın bunlar da aşağı yukarı %30 ve üstünde grade arttıkça euploid gelme şansı var. Dolayısıyla elimizdeki embriyo sayısına göre morfolojik olarak da en iyi embriyolara yapmaya çalışalım. Peki kullanım nedir? Bu kadar hani çamur atıldı, karşı görüşler var. Bakın Amerika bunda öncülüğü yapıyor. Amerika'da 2014'te tüm siklusların %13'ü PGT ile, 15'te 21, 16'da 27, şimdi ben yeni saat datalarını da çıkarttım, 17'de %32, 18'de %40. Yani neredeyse %40 siklus PGT ile. Fakat İngiltere'ye baktığınızda bu HFEA aynı SART gibi İngiltere'nin grubu. Bakın %1.6 2016'da. %2'yi geçmemiş hiçbir zaman için. Burada da o kadar düşük olarak kullanılan bir durum var. Peki problem ne? Problem şu esasında. Endüstri verilerin ana kaynağı olması ve abartılı fayda göz ardı edilen de fiyatlara neden olması. Dolayısıyla endüstrinin biraz bu işi modifiye etmesinden kaynaklanan bir durum mevcut. Bakın bu iGenomics verileri diyor ki burada stabil olarak aşağı yukarı %65-60 aralığında bir gebelik oranı ve PGTA tüm yaşlarda gebelik şansını artırır diyor. Bu iGenomics'in 2015 verileri. İyi rezervli yaptığımız hastalarda bakarsanız aşağı yukarı yaştan bağımsız olarak bir plato çizmiş durumda. Eğer siz yapmazsanız canlı doğurma oranları da bu şekilde azalıyor. Ve ayrıca bir şey daha söylüyor bunlar. Yine yaş arttıkça da eğer PGTA'yı kullanırsanız burada düşük oranlarında azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hep iyi hastaların iyi verileri. Her zaman böyle mi? Gerçek verilerden birine bakalım. Mesela Star Trial bu bütün PGTA konuşmalarında yer alıyor artık. Önce Eşre'de sunuldu. Daha sonra da yayın haline geldi Fertilisteril'de. Bu Munne ve grubunun yaptığı, dizayn ettiği, Illumina'nın desteklediği bir çalışma. Burada multicenter bir çalışma. 4 ülkede 9 genetik laboratuvarı ve 34 klinik var bunun içinde. Randomize kontrollü bir çalışma. Burada standart morfolojiyle PGTA'yı karşılaştırarak tek embriyo transferi yapılıyor. Bunun sonucunda şuna bakarsak verilere, sonuç 20 haftanın üzerinde devam eden gebeliklere baktığımızda 35 yaş altı yani 34 yaş ve altındaki grupta anlamlı bir farklılık yok. PGTA yapsanız da yapmasanız da. Ama eğer 35-40 yaş aralığını alırsanız anlamlı olarak fayda sağlıyor bu grup. Yani yaş arttıkça fayda sağlıyor. Eğer bütün overall sonuçlara bakarsanız yine anlamlı bir faydalık yok. Burada yalnız hani benim de birazcık böyle bir karışık olarak yani çok güvenemediğim bir sonuç. Burada da yaş 35-40 bile olsa düşükleri anlamlı olarak azaltmadığı. Yani PGTA kullanımının düşükleri azaltmadığını ortaya koymuşlar. Ama diğer çalışmalar bunu desteklemiş durumda değil. Sonuçta 35 yaş altında anlamlı bir farklılık yok. 35-40 yaşta bakın gebelik sonuçlarında %51'e varan bir artış mevcut. Ortalama gebelik oranı %50 ama düşük oranlarında da herhangi bir azalma tespit edilmemiş durumda. Fakat tabii bunun da çok eleştiri aldığı taraflar. Her bir sürü laboratuvar kullanılmış, klinik kullanılmış. Her biri aynı validasyonda değil. Her birinin kalitesi aynı değil. Çünkü bu çok önemli. Yani yapan önemli, bakan önemli. Dolayısıyla buradaki fazla merkezli olmasının da bir dezavantajı var gibi gözüküyor. Diğer bir çalışma Murphy'nin çalışması. Bu da 38 yaş üstü grupta anlamlı olarak bulmuş. Özellikle de hangi grupta?
OPU yapılıp OPU başına gebelik oranlarında anlamlı bulmuş. 38 yaş alt grupta herhangi birbirinde anlamlılık bulmamış. Bunlar 38 yaş üstünde de %5'e %9 düşük oranda da farklılık bulmuşlar. Peki yeni bir yayın çıktı. Burada da yine bu Deniz Hakkas grubundan gelen bir yayın. Yeni çıktı daha yayın. Bu da propensity score dediği her bir veriyi birbiriyle eşleşmişler. Yani her bir confounding faktör birbiriyle eşleşmiş durumda. Ve buna göre çıkartıldığında baktığınızda özellikle 35 yaşın üstündeki grupta anlamlı olarak gebelikler artıyor. Özellikle de en anlamlı kısmı 38 yaş ve üstüne geliyor. Fakat yani burada gebelik yani canlı doğum oranlarını %30 gibi değerlerde vermişler. Yani şimdi biz de benim de aşağı yukarı çok kullandığım bir teknik bu. Geçen yılki verileri çıkarttım. %68 gibi yaştan bağımsız bir sonucum var. Yani hani yaptığımız da önemli burada. Gördüğümüz sonuç da önemli. İnanmamız için çünkü bu şart. Onun için de biraz buranın ileri yaş grubunun gebelik başarısı birazcık daha düşük. Peki ne sonuçta bunun avantajı ne olabilir? Bir, bildiğimiz bir potansiyel olarak aneuploid embriyoda implantasyon kaybı mevcut. Dolayısıyla biz bununla bunu PGTA yaparak bakın gebelik oranlarını bu kaybı önlemiş olabiliyoruz. Bir diğeri düşük olarak bakarsanız yine bu da 2020 yayını spontan düşük onur kontrolde %12 normal PGTA yaptığımızda %4.4 gibi bir oran. Yani düşük oranları da PGTA yaptığımız grupta az gözüküyor. Şimdi RACGH kullanılan grupta şöyle bir şey yapmışlar. Ya biz normal embriyo veriyoruz. Bu embriyo da öplüyüt olduğu halde niye düşüyor diyor. Ve düşükleri almışlar. Tekrar analiz etmişler. Bakın analiz ettiklerinde reanalizde mozaik embriyo %31.6, triploid embriyo %5.2. Yani hala düşürenler de kromozom olarak bozukluk tespit edilmiş. Dolayısıyla RACGH ile NGS arasında da tespit konusunda bir takım farklılıklar var. Muhterem hocam da bunu zaten bize bu teknikle ilgili kısımda muhtemelen bahsedecektir. Peki ikinci sağladığı ne? İkinci sağladığı tek embriyo şansı veriyor bize. Tek embriyo transfer şansı. Bakın biz ileri yaş gebeliklerinde bu başarıyı artırmak için ne yapıyoruz? Genelde embriyo eklemiş oluyoruz. Yani bir embriyo yerine iki embriyo, iki embriyo yerine üç embriyo. Şimdi yani bizim bir tabii ki yönetmeliğimiz var ama yani açıkça konuşmak gerekirse herkesin hastası herkese geliyor. Kimin ne yaptığını bütün grupları aşağı yukarı herkes bildiği için yani buna çok uyulmadığı aşikar. Dolayısıyla biz eğer iki embriyoyu test etmeden verdiğimizde bir tane test embriyosuyla beraber aşağı yukarı devam eden gebelik oranları ayrı. Ama ne değişiyor? Bakın %100 tek gebelik elde etmenize rağmen PGTA embriyolarında aşağı yukarı %52 gibi ikiz gebelik elde etme var. İki embriyo nakili durumda. Biz kendi yönetmeliğimizde biliyoruz. İki denemeden sonra 35 yaş altında iki transfer. 35 yaşı geçince iki transfer. Dolayısıyla bizim esasında diğerleri de illegal olarak eklediklerimizde hakikaten hala 300 de geliyor. İkizler çok olarak geliyor. Bunun da önüne geçmiş olabiliriz. Bize de fayda sağlar. Peki maliyet nedir? Maliyet konusu da çok karışık. Yani şimdi bu Somigliano'nun bir matematiksel modeli. Bunun özeti dediği şu. Biz diyor biyopsiye bağlı hasar ve false pozitifler sonucunda %5 relatif azalma var. Eğer diyor buna göre diyor 35 yaş üstünde eğer 3 tane blast elde ediyorsak diyor burada diyor cost effective diyor. Ama eğer diyor siz fiyatı düşürürseniz diyor tüp bebek fiyatını o zaman diyor 38 yaşına çıkar bunun cost effective olması diyor. Ve dolayısıyla maliyetler yüksek olduğu için tüp bebek maliyetleri dolayısıyla cost effective olarak gözüküyor diyor. Ama şimdi bizim Türkiye'ye bakalım. Şimdi bu böyle mi? Şimdi buradaki sonuçlar 40 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, 150 bin dolarlar. Yani yaş arttıkça. Çünkü biz biliyoruz bir Amerika'da X'i cycle'ları aşağı yukarı 12-13 bin dolar. Sadece IVF siklusu 10 bin dolar. Yani şimdi biz Türkiye'ye bakarsak bu rakamlarla biz bu maliyeti kendi ülkemize göre koyamayız. Peki ne yapacağız? Şimdi ben şöyle ufak bir şey söyleyeyim. Şimdi
fazla embriyo çıktığında yani donduracağımızda. Dolayısıyla tüp bebek siklusunda bunda artıran sadece nedir? Artıran sadece yaptığımız biyopsiye yaptığımız para harcamasıdır. Çünkü biz başarısız olduğunda bir sonraki siklus, PGTA testi edilmeden söylüyorum, bir sonraki siklus yine bunu donmuş embriyoyu çözme şeklinde yapacağız. Zaten kümülatife bakmamız lazım başarı için. Dolayısıyla burada tek artıran maliyet embriyonun genetik tarama parası. Şimdi diyelim ki 4 tane, yani bizim de yaptığımız, çoğu kişinin de yaptı bu. 4 tane blast embriyo geldi. Biz ne yapıyoruz bunun? 2 tanesini çalıştırıyoruz. 2 eğer normal gelmezse diğer ikisini çalıştırıyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı maliyetler gittikçe de düşmeye başladı. $250-$300 gibi bir rakam. Yani bir tane hızlı gebeliğe ulaşmak için, öplüit embriyo için yani bir $500, $250 verilir diye düşünüyorum. Ve bu da çok maliyeti arttıran bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani bunu her zaman için kendi bizim yaptığımız pratiğimize göre değerlendirmek lazım. Peki ne zaman verelim? Fresh mi verelim? Frozen mu verelim? Bununla da ilgili çalışma var. Bizim Türkiye'de bunu yapmak imkansız. Yapan laboratuvar var mı bilmiyorum. Çünkü bunu ne yapmak lazım? Sabah, 5. gün sabahı biyopsisini yapıp 6. günde de sonuç çıkınca bunu nakletmek lazım. Bunlar böyle yapmış. Bizde böyle bir Türkiye'de uygun bir şey değil. Uygun olsa da önemli değil. Çünkü frozen yapıp yani 5. günde veya 6. günde dondurup genetiğine baktıktan sonra frozen siklusla verdiğimizde zaten bakın başarı daha yüksek. Bunların da önerdiği fresh vermeyelim. Bunu frozen olarak verelim. Peki gebeliğe ulaşma nasıl? Bununla da ilgili Rubio'nun bir çalışması var ama bu retrospektif bir çalışma. Dolayısıyla hani çok değerli mi başka da çalışma yok gibi gözüküyor. 7.3 hafta gebeliğe ulaşmada hızlı olarak karşınıza çıkıyor. Eğer biz gebeliğe ulaşmada kümülatif yani PGTA yapılmayan grupta kümülatif gebelik oranlarıyla PGTA yapılan sikluste aşağı yukarı gebelik oranları aynıysa, dolayısıyla biz buna PGTA yapılmayan sikluste ikinci sikluste mi ulaşacağız? Üçüncü sikluste mi ulaşacağız bilmiyoruz. Onun için de gebeliğe ulaşma bakımından sonuçtaki başarı değişmese bile daha hızlı olarak ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle çalışmaları ben bir topladım. Hepsi çalışmaların tabii ki yani ilk çıkan çalışmalar bunlar. Bunlar tabii ki hep biraz yanlı çalışmalar. Niye? Hep genç grup, en az 3 blast elde edilmiş grup. Hepsinde de her şey iyi olarak ortaya konmuş durumda. Ama her şey böyle değil tabii ki. Biz bunu biliyoruz. Karşı gruba bakarsanız, yani tabii bununla ilgili karşı verilerimiz de var. Bunun da en birincileri Glacier grubu. Şimdi Glacier grubu 2019'da bir yayın ortaya koydular. Burada dediler ki tüm dünyada IVF oranları, IVF'den doğum oranları azalıyor. Bunun nedenlerinden biri de PGS yapmanız dediler. Şimdi peki o zaman sorun nerede? PGS yaptık da neyi bozduk biz? Bir kere diyor randomizli kontrollü çalışmalar iyi prognozlu hastalarda. Doğru. Kayıp riski var. Üçüncü gün embriyo transferi yapılamaması. Biyopsiyle travmaya neden olmanız. Mozaik yanlış tanı ve kendi kendine hasar tamir mekanizmalarına izin vermemeniz olarak geldi. Peki böyle mi? Şimdi bakın. Şöyle bir embriyoya baktığımızda, şimdi normal olarak biz embriyoyu tam olarak çıkarabilmemiz için 27 tane trofektoden biyopsi almamız lazım. Hücresi almamız lazım. Şimdi her şey üniformsa sorun yok. Buradan biyopsi aldınız, embriyo öploid, inner cell öploid. Yani trofektodenle iç hücre kitlesi birbiriyle eş. Eğer şuradan aldık, bu da anöploid, inner cell'le yine trofektoden birbiriyle eş. Burada da sorun yok. Fakat sorun burada başlıyor. Eğer siz burayı alırsanız, burayı aldığınızda mozaik olmasına rağmen burada anöploid tanısı koyuyorsunuz ama inner cell öploid. Eğer buradan alırsanız trofektoden mozaik olmasına rağmen iç hücre kitlesi normal ama en tehlikeli grup herhalde bu E grubu. Buradan alıyorsunuz biyopsiye. Burada baktığınızda trofektoderm tamamen normal ama iç hücre kitlesi anöploid. Dolayısıyla bizim için en tehlikeli kısım bu. Ama şimdi araba lastik patlatacak diye arabaya binmeyecek miyiz? Tabii ki bineceğiz. Onun için bazı riskleri göze almamız lazım. Bakın eğer biz
Ana üflet dediğimizde bunun iç hücre kitlesi %95'in üzerinde gerçekten ana üflet. Eğer siz 93 ana üflet derseniz durumda 3 tanesi mozaik veya öploid. Dolayısıyla bu oran, hani tabii ki Allah kimsenin başına vermesin, bir tane böyle gelir, tamamen sıkıntı, dava şudur budur, ama sonuçta bu bir tarama testi, bir takım riskleri de var. Birinci konu bu. Yani burada E maddesinin olması. Peki ikinci madde de şu. Bakın bu Munne'nin verileri. Biz neredeyse 43 yaşında bir hastada bir tane öploid embriyo bulabilmemiz için 13 ya da 14 tane blast embriyo elde etmemiz lazım. Şimdi yaş azaldıkça elde ettiğiniz blast embriyolar arttıkça neredeyse bakın 35 yaşın altında 4 tane siz 4 tane blast elde etseniz öploid elde ediyorsunuz. Ama yaş ilerledikçe sorun başlıyor. Dolayısıyla bu yaşlarda bunu bulmak çok zor. Hangi kohorttan gelip de bunu elde edeceğiz, bunu kaç kere yapacağız? Bu gerçekten biraz sıkıntılı bir durum. Şimdi yeni bir çalışma daha çıktı. Fertilistede de Article Impress durumda. Bu biraz önceki bize, yani bu tekniğe atılan çamurları birazcık gidermek için. Bunlar, bu çalışma non-selection bir çalışma. Yani herkesin istediği bir çalışma, non-selection olsun. Bunlar embriyoları test ediyorlar, blind olarak test etmiyorlar. Biyopsi yapıyorlar ama test etmiyorlar. Hepsini veriyorlar. Verdikten sonra başarı ve düşüklere bakıyorlar. Bakın, düşükler ve başarı çıktıktan sonra da embriyoları test edilenleri, yani embriyo testlerini açıklıyorlar. Hepsinin testlerini açıklıyorlar. Açıkladıklarında şu alt taraf düşürenler. Hepsi düşürmüş. Anöplüydü ve mozaik olan hepsi, bakın %0, yani hiçbiri yaşamamış. Onun için test esasında çalışıyor. Yani biz anomali dediğimiz bütün hastalar düşükle sonuçlanmış. İkinci baktıkları konu şu. Acaba hani biyopsi hasara yol açıyor deniyordu ya. Gerçekten hasara yol açıyor mu, açmıyor mu? Bakın bu da test edilen, yani biyopsi yapılanla yapılmayan kontrol grubu arasında herhangi bir başarı farkı yok. Dolayısıyla çalışma biraz önceki atılan çamurların çoğunu esasında bertaraf eden bir çalışma. Yani testin doğruluğu neredeyse %100'e yakın, bakın. Yani bunlar %100 olarak bulmuş. Hepsi düşükle sonuçlanmış ya da tutunmamış. Ve biyopsi zarar vermiyor şeklinde. Dolayısıyla bu grubun bu çalışması bir sürü başımızdaki bu karışıklığı esasında temizlemeye neden olmuş durumda. Peki bu Glacier grubu niye bu çamurları atıyor? Ya da çamur demeyelim de, yani ben de yanlış konuşmayayım. Yani biraz daha ortada konuşalım. Bunlar bakın hep Orvieto grubu diyor ki bunun için diyor siz diyor randomize kontrollü çalışmayı şu şekilde yapmanız lazım. Yani non-screening dediği non-selection yapmanız lazım. Yapıldı mı? Yapıldı. Paulson'un işte bunun için biraz önce matematiksel modeli koydu ya, %40 false pozitif veriyorsunuz. Doğru değil. Çalışmalar böyle olmayacak. Ama bir tane de bunun karşısında başarısı düşük olan bir çalışma çıkmadı. Diğeri de Glacier yine diyor ki matematik olarak siz doğruyu söylemiyorsunuz. Bu çalışmalar herhangi bir şekilde bu açıklanan matematik modeliyle doğruları karşılamıyor. Fakat henüz de bunların yapıp karşısında gerçekten bir Scott'un çalışması ya da Mastenbrock'un gibi meta analizleri çıkartamadık. Onun için henüz daha matematiksel modeller burada işlemiş durumda değil. Peki PGTA yaptık. Sağlıklı bebeği garanti eder mi? Hayır. Bu bir tarama testi bir tanı testi değildir. Kesin spesifitesi ve sensitivitesini bilmiyoruz. Prenatal tanı testlerinin yerini almaz. Bunu da biliyoruz. Ama Kanada, bu Obstetric Gynecology Society'si şöyle bir guideline yayınladı. Bu PGTA ile doğum yapan hastaların, yani daha doğrusu gebe kalan hastalara prenatal tarama testini önermiyorlar. Bunlar 11-12. Haftada ultrason taraması. Eğer tarama testlerinde ya da ultrason taramasında bir anomali görüldüğünde direkt invazife gidin diyorlar. O da CVS değil, amniyosentez. Eğer siz mozaik veya anaüklüit transfer yaptıysanız o zaman direkt amniyosentez yapın diye söylüyorlar. Şimdi ben de bu yaygın olarak kullandığımız için tüm hastaların ikili üçlü testlerine bakıyorum.
hiçbirinde şimdiye kadar bir düşüklük, yani düşük oran şimdiye kadar gelmedi. Bir hastamda var. O da ikili test değil, üçlü teste. Onu da takip ediyoruz. Majör bir anomali görmedik. Yani bir tek düşük olan, o da trizomi 21'de değil 18'de. O da biliyorsunuz ultrasonda bazı bulgular veren bir durum. Dolayısıyla onu takip ediyoruz. Ama diğerlerinin hiçbirinde şimdiye kadar düşük bir test gelmedi. Peki, sonuçlara geliyorum. Şimdi yararlı grup hangisi? Spesifik tanı, translokasyon, seks seçimi. Bunda zaten tartışmamız yok. Recurrent aneuploidiler olduğunda, yani bunu biz biyopsilerle, kromozom analizleriyle, karyotip analiziyle tespit ettiğimizde potansiyel olarak fayda görebilir. Bununla, bu da karışık. Yani yarar veren grup var, yarar vermeyen, ama niçin yarar vermesin? Yani sonuçta biraz daha bu yöntem kullanılabilir gibi gözüküyor. Özellikle 35-40 yaş iyi rezervli grupta yararlı. Eğer 38 yaş grubunda tek embriyoyu da planlıyorsanız bu gruplara uygulayabiliriz. Gereksiz olanlar genç, iyi prognozlu hastalar. Değmeyecek olanlar sınırlı sayıda yumurtası olanlar. Yani fertilite koruma için yaptıklarımız gibi. Bir de 40 yaş üstü. Şimdi bu da tartışmalı. Hani çalışmalar Munne'den dolayı bu 40 yaşı tartışma olarak koydum. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi siz bir tane trizomik bir embriyo verdiniz. Bu da gitti 11-12. Haftada kürtajla sonuçladı. Bu yaştaki bir kadının neredeyse 5 ayına sebep oluyorsunuz. 5 ay uzun bir dönem. Onun için ben bu yaş grupta bir tane blast elde etsek bile bunun yapılması taraftarıyım. Muhterem hocanın da fikrini zaten onu da alırız. Yani ben varsa böyle bir şansı niçin kullanmayalım diye düşünenlerdeyim. Yani onun için 38 yaş üstü grubun yaş ayırmadan yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Şimdi tartışılması gerekenler. Endometriyoma cerrahi öncesi. Burada konu, yani bunu ben koydum. Literatürde herhangi bir yer oturmadı. Şimdi biz ne biliyoruz? Endometriyoma cerrahisi yapıyoruz hastaya. Yaptığımızda ovar rezervini azalttığını biliyoruz. Şimdi endometrioması var. 2 kere, 3 kere deneme yapmışsınız. Başarısız olmuş. Cerrahiye götürmeyi düşünüyorsunuz hastayı. İşte bu gruba da en az 2 tane öploid embriyo elde ettikten sonra cerrahi yapalım diyorum. Şimdi cerrahide de biz yeni bir çalışma başlattık. İyi de gidiyor sonuçlar ve bunu elde ettikten sonra cerrahi yapıyoruz. Dolayısıyla bu grupta, yani cerrahiyle ovar rezervini azaltacağımız grupta da en az 2 öploid embriyo elde ettikten sonra cerrahi yapmak biraz daha güvenilir bir teknik gibi gözüküyor. Peki PGT-A 4'te ne gelecek bundan sonra? İşte cell-free DNA, tüm genom tarama, bunlar ilerleyen dönemde biz bunlarla karşılaşacağız. Tabii ki şunu diyorum en son olarak da, daha iyisi gelene kadar mevcutla çamurlar da atılsa devam edeceğiz gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet sevgili Temel, çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir sunumdu. Hem olayın klinik açıdan güncel durumunu artısıyla eksisiyle çok güzel özetledin. Ben kendi adıma gerçekten çok yararlandım. Muhterem hocanın konuşmasına geçmeden önce bir kez daha arkadaşlar, sunumların sonunda aşağıdaki chat bölümünden lütfen katkılarınızı ve de sorularınızı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili tartışmayı en son aşamada açacağız. Ben muhterem hocama geçmek istiyorum. Sevgili Erkan, muhterem hoca hazırsa onun sunumuna geçelim. Temel Ceyhan hocama tekrar teşekkür ediyorum. Tabii. Muhterem hocam, ilk öncelikle sesinizi açmanızı rica edeceğim. Sol alttaki butonla. Butonu da şu an anladım. Evet. Açtım. Sizdeyiz hocam. Muhterem hoş geldin tekrar. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar kardeşim. Şu an sesim ve slaytlarım görünüyor mu acaba? Erkan şu herhalde an... hemen onu organize edecek. Erkancığım. Hocam arka planda sunumunuza çıktı değil mi sizlerin? Evet. Şimdi Zoom'a tekrar gelin. Hüseyin hocamı görüyor musunuz hocam? Hüseyin hocayı görüyorum. Evet. Şehir tamam. Screen yapıyorum. Evet. Şehir screen yapıp ardından çıkan panelde. Evet hocam. Tamam. Süper. Harika. Tamam. Hoş geldin olarak geldi. Teşekkürler hocam. Evet. Kolay gelsin. Hadi hocam. Teşekkür ediyorum Hüseyin hocam. Ben de konuşmamın başında derneğimizin başkanı yönetim kurumuna bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum.
webinar için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şurada altta bakıyorum, katılımcı sayısı 100 civarında. Bizim kongrelerde hiçbir zaman PG'de oturumlarında 100 kişiyi falan bulamıyoruz. Onun için bu bizim için gayet iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Onu ben vurgulamayı unuttum. Muhterem çok güzel bir konuya temas ettin. Gerçekten 100'ün üstünde bir katılımcı var. Ben evet. Bütün arkadaşlarıma, bütün katılımcılara burada hepimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok yararlı, çok verimli olduğu da buradan net olarak ortaya çıkmış oluyor. Evet. Teşekkürler. Bu değerli zamanı bizimle paylaştıkları için biz de teşekkür ediyoruz. Preimplantasyon genetik tanı, klasik tanımımız nedir? Fertilizasyondan sonra 3. günde, her ne kadar çöpe gitti dense de 3. gündeki fişlerle ilgili kullanım sınırlı hastalarda hala devam ediyor. Veya 5. günde biyopsi edilerek genetik açıdan analizi. Polar Body'yi söyledi Temel Hoca, artık çok kullanımı kalmadı. Blastomer biyopsisinde sınırlı vakalarda, taze transferi bitmesi gereken vakalarda veya translokasyon vakalarında ileride tekrar değineceğim, kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Onun dışında trofektoderm biyopsisi yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Biraz önce de vurguladığı gibi Temel'in, implantasyon ve gebelik oranlarını artırmak istiyoruz. Bunun için de aneuploidi taramalarını yapıyoruz. Onun dışında translokasyonlar, ki yaklaşık %4 civarında infertil hasta grubumuzda translokasyon ya da diğer yapısal anomaliler, bunların dağılım ürünlerini, mayoz ürünlerini tanımlamak için kullanıyoruz. Var olan genetik hastalıklar, bunlar translokasyonlar gibi kromozomal ya da tek gen hastalıkları olabiliyor. Bunları tanımlamak için yapıyoruz. Ailede var olan hasta çocuklara uygun HLA yapısına sahip embriyoları seçmek için, hangi vakalarda en sık talasemi ve lösemi vakalarında kemik iliği nakli için bu teknolojiyi kullanıyoruz. Onun dışında hemofili gibi, Duchenne musküler distrofi gibi X'e bağlı geçiş gösteren hastalıklarda cinsiyet tayini için de bunu kullanmak mümkün ve sonuç olarak da sağlıklı çocuk dünyaya getirmek istiyoruz. Hangi grupta neyi kullanıyoruz? Kromozom hastalıkları için FISH yöntemini kullanıyoruz dedik. Sınırlı miktarda da olsa RACGH. Benim kendi uygulamamda artık RACGH kullanmıyoruz ama hala kullanan bazı laboratuvarlar var. Daha çok NGS'yi kullanıyoruz. Bunu büyük oranda sayısal anomaliler için, anaploidler için kullanıyoruz. En azından benim kullandığım kit yapısal translokasyonlar için kullanılmaz diyor ama zaten kullandığımız kit de Research Use Only şu anda. Ama biz onun işe yaradığını kullanıyoruz açıkçası. Tek gen hastalıklarında ne yapıyoruz? Altın standart Sanger dizi analizi ve bağlantı analiz için de SDR analizlerini yapıyoruz dedik. FISH yöntemi aslında neden çalışmadı? FISH yöntemi şundan çalışmadı. Bir, evet %20 daha az kromozom anomalilerini yakaladık. İki, en büyük problem fiksasyondu. Fiksasyonu siz düzgün yapamadığınız zaman sinyalleriniz de kötü çıkıyor ve çok fazla değişken oluyor. Her laboratuvarda bunu uygun şekilde yapacak kişi yok. Daha kolay yöntemler ikinci ve üçüncü var ama onlarda da yeterli başarı elde edilemiyor. Açıkçası benim kişisel görüşüm bu 25 yıllık süreç içinde bu oldu. Yoksa düzgün şekilde ilk yöntemi kullanıp belli sayıda kromozoma bakabildiğinizde, ki biz 9'lu kromozom panelini kullanıyoruz rutin taramada, oldukça da başarılı gidiyor. Ama daha çok bugünkü vurgulamamız gereken ne? Translokasyonlar için kullandığımızı söyledik. Bu Robertson tipi translokasyonlar için yaygın olarak kullanabiliriz. Gerçi bunları NGS gayet rahat analiz ediyor ve bunlardaki kullanım daha sınırlı. Daha çok şu reciprocal translokasyon dediğimiz çok küçük parçaların yer değiştirdiği translokasyonlarda kullanmak mümkün. Bu güzel bir review. Bunun bu şemasını alıp kullanmak istedim. Yaklaşık yeni bir review. Yaklaşık 230 tane referans kullanmış ve 36 sayfalık. Artık bir chapter gibi bir review olmuş aslında.
şu andaki uygulamaların anaplioidi taramaları için hepsini içermiş. Nereden hücre alıyoruz? Klasik olarak, konvansiyonel olarak trofektodermden alıyoruz. Minimal invaziv yapmak istersek kültür sıvısından ya da blastosel sıvısını alıp buradan DNA elde ediyoruz. DNA'yı çoğaltıyoruz. Çoğaltırken iki tane yöntemimiz var. Ya tüm genomu birden çoğaltabiliriz. Bunun için farklı yöntemler var. Biz şuradaki en alttaki ortadaki yöntemi kullanıyoruz. Ya da yeni yeni yayınlarda bu çıkmaya başladı. Tüm genomdaki belli hedef noktalarını, bunlar da genellikle tek nükleotit farklılıkları gösteren, yani tek baz farklılığı gösteren noktaları çoğaltıp bunlar yoluyla aneuploidi tayinleri yapılması yoluna gidiyor. Bu yöntemleri kullanıyoruz. Dolayısıyla DNA'yı çoğalttıktan sonra bunu analiz etmemiz gerekiyor. Analiz için de farklı yöntemler var. Bu target amplification dediğimiz yöntemi daha çok dediğim gibi SNP assay'ler kullanıyor. qPCR kullanılabiliyor. Biraz önce söyledi Temel. Aynı gün transferler daha çok bu qPCR yöntemini kullanan in-house, yani tüp bebek merkezinin içindeki genetik laboratuvarları tarafından üretilebiliyor. Onların vardı bu tür çalışmaları, aynı gün içinde biz transfer edebiliriz diye. RACG veya NGS yöntemini kullanarak analiz ediyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla embriyoya ait bir tanıya varma olasılığımız var. Öploid olabiliyor, mozaik olabiliyor. Mozaikse bunun hangi düzeyde, yüzde kaç bir anaploid normal mozaik olduğunu elde ediyoruz ve mozaizmin tipine de ulaşabiliyoruz. Bundan kastımız ne? Bu mozaiklik normal ve anormal hücrelerin karışımı mı, yoksa anormal ve anormal hücrelerin bir karışımı mı? Onun dışında yeni teknolojiler bize küçük kromozom dengesizlikleri, segmental anomalilerle ilgili de bilgiler veriyor. Ve anaploid olarak da biz bunları sınıflayabiliyoruz. Biz NGS yöntemini kullanıyoruz dedim. NGS yöntemi şu an yaygın olarak iki firmaya ait. Alttaki Thermo Scientific firmasının zaten iki tane olduğu için ikisinde ben isimlerini vereyim dedim. Aynı Torrent denen bir sistemi kullanıyor. Bizim kullandığımız da Illumina firmasının veriseklerini kullanarak çalışmaları yapıyoruz. Kısaca neden oluşuyor? Demin dediğim gibi tüm genom amplifikasyonu yapıyoruz önce. Sonra bu çoğalttığımız DNA'yı yaklaşık 150 baz çiftlik küçük parçalarda kırpıyoruz ve kesiyoruz. Kestikten sonra her bir embriyoya ait örneği belli moleküler, küçük moleküller kullanarak, DNA molekülleri kullanarak işaretliyoruz. Ondan sonra o çalışmalarda o işaretlerle biz tekrar o embriyoya ait DNA parçası olduğunu bulabiliyoruz. Sonra bir temizlik aşaması var bu kullanılmayan moleküllerle ilgili. Ondan sonra tüm örnekler aynı miktarda test, dizileme analizi sırasında aynı miktarda olsun diye homojenizasyon yapıyoruz. Sonra dizileme analizi yapıyoruz cihazlarda ve bunu bir takım istatistik programlar içeren programlarda analiz edip sonuçları elde ediyoruz. Neden tarama deniyor? Çünkü bir analizin içine siz bir istatistik program eklediğinizde bu bir tanı olmaktan çıkıyor ve bir tarama niteliğine ulaşıyor. DNA amplifikasyonu ile ilgili bir slide koymak istedim. Burası birazcık önemli, özellikle laboratuvar grubu arkadaşlarımız için. Burası bizim rutin DNA amplifikasyonunu yaptığımız ya da tüpün içine konmadan bize gelen örnekleri tüp için aldığımız ortam. Biz gerçekten rutin olarak bu şekilde giyinip, bu şekilde korunup, bu laboratuvara pozitif, HEPA'lanmış, steril hava basarak ve her çalışma öncesinde bu ortam ultraviyole ile DNA kontaminasyonunu sıfıra indirerek çalışıyoruz. Çünkü PCR kullandığınız bir çalışmada PCR önüne gelen tüm DNA parçalarını çoğaltır. Onun için
mümkün olduğu kadar kontaminasyonu engellemek için maksimum önlemleri almamız çok önemli. Amplifikasyon sonrasında ne yapıyoruz? Amplifikasyonun bir kontrolünü yapıyoruz. Biz hangi örnekleri başarıyla çoğalttık diye. Bu rutin protokollerde yer almıyor. Artı sizden her zaman her hasta için en azından bir tane negatif kontrol tüpü istiyoruz. Onları da şurada çoğaltalım ve herhangi bir kontaminasyon varsa o laboratuvarı uyaralım ve daha dikkatli olalım. Artı şuradaki bir amfiye olmamış örnek. Bunu da boş boşuna kullanıp hastaya hem maliyet hem de sonuçsuz bir sonuç elde edilememiş bir sonuç vermeyelim diye bu kontrolü yapıyoruz. Bu sonuç çıktığında da merkezi arayıp ya bundan tekrar biyopsi yapılmasını istiyoruz ya da durumu kendilerine bildiriyoruz. Çıkan sonuçlar, çıktıktan sonra analizleri çok kolay. İşte bu bizim analiz ekranımız. Üstteki yeşil çizgiye yaklaşırsa bunlar trizomi, alttaki kırmızı çizgide olursa da monozomi olarak sınıflandırıyoruz. İşte burada bir monozomi 7 örneği, şurada bir monozomi 18 örneği. Mozaik dediğimiz yapıları nasıl görüyoruz? İşte bu da bir mozaik örnek. Tam aşağıya doğru inmemiş. İşte şurası neresi? %20'lik sınır burası. Burayla şuranın arasında kaldığında bunları matematiksel olarak belirleyip, işaretleyip hesaplayabiliyoruz. Bu tür sonuçları elde ediyoruz. Ne dedik? Translokasyonlar için de bize bilgi veriyor dedik. İşte burada 7. kromozomun bir küçücük parçası için şuranın tüm 7. kromozoma ait küçük bir parçasında düşme olmuş. Burada yine bir 1-7 translokasyon için bir parça monozomik, öbür parçası 1. kromozomun trizomik olmuş. Ne kadar büyüklüğe kadar fişe ne zaman ihtiyaç duyacağız? İşte burada 1 ve 2. kromozomlar arasında bir translokasyon var. Şurada birinci kromozomdaki parçayı işaretleyip biz burada ne kadar büyüklükte olduğuna bakıyoruz. 9 megabaz. Yani firmanın da söylediği en azından bu kit için 10 megabaz ve üzerindeki parçaları bu tanımlayabilir diyor. Dolayısıyla 9-10 megabazlık bir büyüklükte bir translokasyonunuz varsa NGS sistemi en azından verirsek için konuşayım tanımlayabiliyor. Bunun altına indiğinde çünkü fiş problarımız çok daha küçük. Kilobazlar boyutlarında fiş problarımız. Bu hareket eden parçaya biz onu kolaylıkla yapıştırabiliyoruz ve onu onunla analiz etme şansımız var. Robertson translokasyonlar içinde çalışıyor demiştik. Şimdi eğer biyopsimiz düzgün değilse, bundan kastımız ne? Biyopsi yaparken yeni makalelerde söylenmeye başladı. Lazer atışı sizin biyopsinize denk gelirse veya aldığımız örnekte DNA içeriği yoksa, amplifikasyonda biz hata yaptıysak ve inatla da bunu çiplere yüklediysek çıkan sonuç böyle bir şey çıkıyor. Yani değerlendirilemez oluyor ve bu boş boşuna yapılmış bir çalışma oluyor. Onun için her basamak hem embriyo geliştirme, biyopsi, tüpün içine transfer, ondan sonra amplifikasyonu, sekans için, dizileme reaksiyon için hazırlanması son derece hassas yapılması gereken bir işlemler dizisi. Burada şeyi hatırladım. Biz bir takım tüpler gönderiyoruz. Tüm merkezler, tüp bebek merkez laboratuvarlarına. Ve bu tüplerin içinde de yaklaşık 2,5 mikrolitre kadar sıvıyla gönderiyoruz. Ve sizden de mümkün olan en az miktarda ama maksimum 2,5 mikrolitrelik bir sıvıyla nakledin istiyoruz biyopsileri. Çünkü bu miktarı aştığımızda bizim o tüm genom amplifikasyonu yaparken kullandığımız bir takım kullandığımız malzemeler daha diliyor oluyor. O zaman da yeterli etkinlikte biz amplifikasyonu sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bunu da yeri gelmişken vurgulamış olalım. Şimdi Temel Hoca zaten çok güzel pozitif ve negatif şeylerini vurguladı. Her ne kadar birkaç konuşmada ben bunu verdim ama 2018 çalışması bu aleyhinde ve lehinde olanların birlikte aynı makalede yer aldığı bir çalışmaydı. Dörder tane miydi? Makale var. Dolayısıyla bu konudaki tartışmaları
okumak isteyenler için iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık daha tartışmalı konularına geçeceğiz. Bu aneuploid taramalarında veya aneuploid embriyolarla ilgili bir self-correction var. Ve biz bu self-correction'a olanak tanımıyoruz. Veya bu işlemler sırasında bunların var olduğunu bilmeden işlem yapıyoruz diye. Bununla ilgili 2005 yılında yine Cohen grubu, Jack Cohen ve Santiago Munne'nin laboratuvarında kök hücre üretimi için 142 tane aneuploid embriyoyu, bağışlanmış embriyoyu blastosiste kültüre devam ediyorlar. Ve bunların 50 tanesi blastosiste ulaşıyor. Ve blastosiste ulaştıktan sonra 12. güne kadar da co-culture'la kültüre devam ediyorlar. Ve bunların 34 tanesi de bu aşamaya ulaşıyor. Buraya ulaşınca da o dönemki teknoloji olan FISH yöntemiyle bunları analiz ediyorlar. Bu analiz edilen embriyolardan 7 tanesinin tamamen normal olduğunu görüyorlar. 6 tanesi çoğu hücresi anormal, 11 tanesi de %21 ile 88 arasında normal hücrelere sahip olduğu tespit ediliyor. Dolayısıyla benim ulaşabildiğim ilk böyle self-correction diye veya self-normalization diye yorumlanacak makale buydu. Dolayısıyla bununla ilgili oturuyorlar, yayınlarını yapıyorlar. Blastosiste geçtikten sonra diyorlar. Blastosist aşamasından sonraki safhalarda özellikle trizomik hücrelerde bu tür bir self-correction mekanizması olabilir diye bir yorumda bulunuyorlar. 2013 yılından bir tane makale buldum. Embryonic self-correction nasıl gerçekleşiyor olabilir? Bununla ilgili bir takım önerilerde bulunmuşlar. İlk tanımınız yanlıştır diyorlar. Biz trizomi 18 demişiz ama o aslında trizomi 18 olmayabilir. İkinci mekanizma, aneuploid hücreler trofektodermde toplanmıştır. Inner cell mass normal olduğu için siz trofektodermi alıp analiz ettiğinizde anormal dediniz, aslında normaldi. Veya mozaik embriyolarda diploid, yani normal hücreler daha hızlı bölündüler ve öne geçtiler. Bu sayede düzelme ortaya. Veya aneuploid hücreler hücre bölünmesinde daha tembel davranıyorlar ve daha geride kalıyorlar ve elimine oluyorlar deniyor. Aneuploid kromozomlardan trizomik olanlarda bir tanesi dışarıya atılabiliyor, atılmış olabilir deniyor veya monozomikse bu anomali, bu kromozom kendini endore duplikasyonla çoğaltıp onu tamamlamış olabilir deniyor ya da işte DNA tamir gen mekanizmaları bunu düzeltmiş olabiliyor ama bunun bu self-correction'ın oldukça nadir bir fenomen olduğu ve çoklukla da mozaisimle ilgili embriyolarda ortaya çıktığı söyleniyor. Bu makale güzel bir çalışmaydı bunun için. Ben de bununla ilgili birkaç slide koyayım istedim. Ne yapmışlar? Bu time-lapse teknolojisi geliştikten sonra embriyoları biz ahmeyan izler olduk ve bununla embriyoların kromozomal yapılarını eşleştirme, karşılaştırma ve analiz etme yeteneğine sahip olduk. Morfokinetik anomaliler dedikleri bölünmeyle ilgili anomalileri izlemişler. İlk bulguları ne? Morfokinetik anomaliler tüm yaş gruplarında sabit. İlk bulguları bu. Yani ileri yaşta da görülüyor, genç yaşta da morfokinetik anomalileri görüyoruz. Morfokinetik anomalilerden kasıtları ne? Onları sınıflamışlar. Bir hücreden direkt üç hücreye bölünenler, direkt klivaj diyorlar bunlara. Bu tür bir bölünme olabiliyor. Bir hücreden üç hücreye hızlı bölünme diyor ama buradaki fark, bir hücreden önce iki hücreye bölünüyor. Bu iki hücreden bir tanesi hızla ikiye bölünüyor ve toplam üç hücre oluşuyor. İki hücreden beş hücreye bölünme olabiliyor. Veya reverse klivaj, yani dört hücreyken iki hücre füzyon oluyor, birleşiyor. Dolayısıyla sayı geriye düşebiliyor.
ya da eski fazı, yani sentez fazı, DNA sentez fazı uzayabiliyor. Şimdi bu slide'daki, burada bu tanımlamaları tekrar vermiş. Buradaki en dikkat çekici şey, eğer sizin embriyonunuz bir hücreden direkt hücreye bölündüyse öploid blast bulma olasılığınız yok deniyor. Bunlar en kötü sonucu veren morfokinetik anomaliler. En iyisi de bunların içinde bu birden üçe hızlı klivaj gösteren embriyolardır deniyor. Bir diğer bu morfokinetik analizleri yaparken fark ettikleri ve ilginç bir bulgu. Morula compaction'ı oluşurken bazı hücreleri embriyo dışarıda bırakıyor. Bunları compaction'ın içine dahil etmiyor. Bunları oturup ne yapıyorlar? Oldukça iyi bir çalışma. Bu dışarıda bırakılan blastomerleri alıp bunların genetik yapılarını analiz ediyorlar. Bu grupta 18 tane embriyoları var. Bu 18 tane embriyodan sadece 2 tanesinde normal kromozomal yapı elde ediliyor. Diğerlerinde hep anomaliler var. 6 tanesinde de DNA amplifikasyonu da yok. Bunlar büyük olasılıkla apoptoza uğramış, DNA'sı iyice kırpılmış ve DNA amplifikasyon mekanizmalarına cevap verememiş embriyolar. Şimdi böyle olunca tekrar bakmışlar, bu partial compaction'ın yaşla bağlantısı var mı diye bakmışlar. Bunun morfokinetik anomalilerde yaştan bağımsız da ama bu partial compaction'da yaşlı olan hastaların embriyoları daha geride kalıyor. Dolayısıyla anormal hücreleri dışarı atamıyor. Yani mozaizmden self correction mekanizmasını yaşlı hastaların embriyoları daha az kullanabiliyor. Özetleyecek olursak morula'ya geçerken bazı hücreler dışarıda bırakılıyor ve bu ileri yaş kadınlardan elde edilen embriyolarda daha az gözleniyor ve yaşlı kadınların embriyolarında hipotetik self-correction mekanizması daha az gerçekleşiyor. Morfokinetik anomaliler cell cycle checkpoint anomaliliklerine neden oluyor ve bu yolla da embriyonik mozaisizm gelişiyor. Bu özellikle klivaj evresindeki embriyolarda daha çok oluşuyor ve klivaj evresinden blastosist ve blastosist sonrası aşamalarda da bu mekanizmalarla cell correction oluyor deniyor. İrregüler bölünmeler, yani morfokinetik anomaliler yaştan bağımsız demiştik. Mozaisizm de yaştan etkilenmiyor. Bizim önceki çalışmalardan elde ettiğimiz veriler de bunu doğruluyordu. Yıllarca mozaisizmle ilgili verilere baktığımızda yaştan bağımsız olarak stabil gidiyordu mozaisizm oranları. Bunu da söyledik. Bir üç direkt klivaj en kötü sonucu oluşturuyor. En iyi sonucu da bir üç rapid klivaj diyordu. Bir diğer yeni teknoloji ve tartışılan şeyimiz neydi? Non-invasive analiz yöntemleri. Embriyoya hiç dokunmayalım, biyopsi almayalım. Bu nereden başladı? Hamile kadınların kanında fetal DNA'nın bulunması ve buna bağlı olarak bir takım testlerin geliştirilmesiyle acaba blastosel sıvısının içinde serbest DNA bulabilir miyiz? Bununla ilgili bir takım testler yapabilir miyiz? Bununla ilgili ilk çalışma ve bu DNA'nın varlığı 2013 yılında gösterildi. Ondan sonra ilk yapılan grup çalışmasında tabii bunu bir karşılaştırma yapmamız, valide etmemiz gerekiyordu. Yapılan validasyon çalışmalarında ilk denemelerde oldukça düşüktü, yani %50 civarında bir konkordans vardı. Dolayısıyla biraz geliştirilmesi gerekir dendi. Daha sonraki bir çalışmada 2016'da tüm genom amplifikasyonunda da sorunlar vardı. Bu grup dedi ki biz %72 oranında moranlar oldukça düşük. DNA'yı tüm genomu çoğaltabildik. Bu çoğalttıklarımızda hem 24 kromozomu hem de tek gen mutasyonlarını da analiz edebildik dediler. Bu da iyi bir gelişmeydi. Sismer grubu, Giannarolli'nin grubu, onlar da çok çalışıyorlardı bu grup, bu çalışmalarla ilgili. 2016'da onlar da bir
grup çalışmayı yayınladılar. Ama hala geliştirilmesi gerektiği ve yeterli konkordans oranlarının olmadığını söylediler. 2018'de bir çalışma dediler ki biz artık %100 oranında bu çoğaltma işlemini yapabiliyoruz. Bir takım modifikasyonlar yaptılar. Modifikasyonları nasıl yaptılar? Eğer bu bir taze embriyoysa dediler ki 4. günde medyumunu değiştiriyoruz. 5. hatta 6. günde embriyoyu dondurmadan önce kollaps ediyoruz. Ve blastosel sıvısı da kültür sıvısının içine geçiyor ve biz o ikisinin karışımını alıp çoğaltıyoruz. Donmuş bir embriyodan bu çalışmayı yapıyorsak, donmuş embriyoyu çözüyoruz ve en az 24 saat bunu o ortamda bırakıyoruz. Ondan sonra alıp çalıştığımızda biz bu %100'lük başarıyı elde ediyoruz diye yayınladılar. Gösterdikleri şeyler de gayet güzeldi. Trofektoderm sonucu, monozomi 16, NIPGS sonucu monozomi 16, tüm blast sonucu monozomi 16. Yine benzer şekilde trisomileri de uyumlu şekilde göstermişler. Buradaki tüm verilerini vermişler. Buradaki burada konkordans olanlarını vermişler. Bu oranlamaları açıkçası benim kafama çok yatmadı. Oradaki verilerine baktığımda sanıyorum bazı mozaik vakaları, parsiyel vakaları çıkarmışlar. Onun için biraz daha yüksek vermişler ama oldukça iddialı oranları var. Sonra 2018'de yine Gianaroli grubunun bir çalışması yayınlandı. Burada sonuçlar fena değildi ama ilginç olan bu makaleyi onun için aldım. İlginç olan bir şey vardı. Öploid olan blastosistlerde tüm genom amplifikasyonu daha düşüktü. Yani öploid embriyolar ortama daha serbest DNA salıyorlar diye bir bulguya ulaştılar. Bu bile kendi başına acaba bir veri olarak kullanılabilir mi dendi. Güzel bir gelişmeydi. Ama aynı yıl bir başka çalışma, bu sefer onlar da dediler ki biz normal embriyolarda daha yüksek serbest DNA bulduk. Dolayısıyla bu bulgu biraz daha tartışmalı hale geldi. Bir başka grup dediler ki her şeyi birden kullanalım. Neyi kullanalım? Blastosel sıvısını ayrıca çalışalım, kültür sıvısını ayrıca çalışalım, trofektodermi ayrıca çalışalım ve bu yolla biz çalıştık ve İlk devam eden gebeliği elde ettik ama bu normal uygulamada bunların hepsini çalışacak bir şey en azından bizim ülkemiz için bir maddi kaynağın olmadığını söylemek mümkün. Bu da bu yıl yayınlanmış en son çalışma. Carmen Rubio ve Carlos Simon tarafından yapılmış bir çalışma. En yeni çalışmalardan bir tanesi. Burada da tabii hani %84'lük cinsiyet ve kromozom anomalileriyle ilgili bir konkordans elde etmişler. Hani bilmiyorum rutin uygulamayı yapan klinisyenler hani bu oranlarla bir şeye giderler mi? Buradaki sıkıntı aslında şu biraz. Bu bulduğumuz DNA parçacıkları artık biliyoruz ki apoptoza giden ya da embriyonun kullanmak istemediği bir takım hücrelere aitler. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuçlar da buna dayanıyor. Bilmiyorum, bence herhalde biraz daha üzerinde düşünmemiz, biraz daha böyle dikkatle kullanmamız gereken bir DNA kaynağı bu tür analizler için diye düşünüyorum. Son olarak da tekgen hastalıklarıyla ilgili de birkaç slide gösterip bitirmek istiyorum. Tekgen hastalıklarında da biliyorsunuz biz PGT'yi yaygın olarak artık kullanıyoruz. Hele ülkemiz gibi akraba evliliklerinin ve tekgen hastalıklar için taşıyıcılık oranlarının çok yüksek olduğu bir toplumda bu tür vakalar da çok fazla hepimizin karşısına geliyor. Bunda bir takım basamaklarımız var. Bunları tekrar vurgulamak istedim. İlk önce bu tür bir hastayla karşılaştıysak mutlaka mutasyonların tanımlanmış olmasını istiyoruz. Ya da böyle bir şüphe varsa biz bunu alıp
mutasyonu tanımlamamız gerekiyor. Artık bu yeni nesil dizileme yöntemi sayesinde aynı anda binlerce geni biz analiz ettirebiliyoruz ve olası mutasyonları, klinikte uyumlu olan mutasyonları bulup buradan ilerleme şansına sahip olabiliyoruz. Bunu bulduk diyelim, hasta çocukta ebeveynlerin de taşıyıcılığını göstermemiz gerekiyor. E çocuğun mutasyonu var, niye yapıyoruz? Hayır, bazen taze mutasyon olabiliyor veya farklı bir şey çıkabiliyor. Tüm yeni nesil dizileme ile yapılan analizler bazen bazı mutasyonları yanlış çıkarmış olabiliyor. Onun için mutlaka o başta gösterdiğim Sanger dizi analiziyle bu mutasyonların doğrulanması gerekiyor. Dominant olgularda, dominant hastalıklara örnek neydi? Akondroplezi gibi veya işte bir takım kas hastalıkları gibi hastalıklarda dominant olgularda mutlaka ikinci bir etkilenmiş birey daha istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü dominant hastalıklarda bir genin bozuk olması, hastalığın yani iki genden bir tanesinin bozuk olması klinik tablonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Resesif gibi değil. Siz de allele dropout gibi bir olayla karşılaştığınızda, yani genlerin birini PCR'la çoğaltamadığınızda, o zaman normal alleli görüp hasta bir embriyoyu transfer edebilirsiniz. Onun için bu bağlantı analizini yapabilmemiz, yani o kromozomların ikisini de takip edebilmemiz için ailede bir etkilenmiş birey daha istiyoruz. Biz oradan kromozomu da kimliklendirelim, mutasyona da bakalım ve hata yapmayalım. Sonraki basamak informatif markerların belirlenmesi ve primerlerin sentezlenmesi, ki bu aşama bile bir aylık zamanı alıyor. Yurt dışında ya da ülke içinde bir merkeze bu belirlediğiniz primer dizilerini gönderip sentezletiyorsunuz ve onları aile kanlarında deniyorsunuz. İnformatif olup olmadığını, yani bilgi verip vermediğini buluyorsunuz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, eğer çalıştığınız genetik tanı merkeziyle aynı şehirdeyseniz aileyi o genetik merkezine gönderip genetik danışma almasını sağlamalısınız. Aynı şehirde değilseniz ve bu olasılık yoksa bu bilgileri sizlerin, klinisyenlerin aktarması ve tüm basamaklarla ilgili bilgi verilmesi ve gebelik durumda mutlaka prenatal tanının önerilmesini içeriyor. Hatalar nerede çıkıyor? Bunu da bu slide'ı da hızlıca geçmek istedim. En büyük şey korunmasız seks yapmaları ailenin. Bu tür bir programa giren ailelere çok ciddi olarak vurgulamamız gerekiyor ki siz kendi başınıza korunmasız hiçbir şekilde seks yapmayın. Çünkü yaşadığımız vakalar var. Ve uluslararası bir makalenin de tablosunda ilk üstte gelen, ilk sırada gelen şey bu. İnsanlar niyeyse bunu türlü anlatmak istemiyorlar. Onun dışında bir takım teknik şeylerimiz var. Yanlış yazılmış tüp ve slaytlar veya yanlış belirlenen, yazılmasına rağmen yanlış hasta adına analiz edilenler, raporun yanlış yorumlanması, yanlış embriyo transferi, yanlış prop veya primerlerin kullanılması, haploid hücrelerin analizi. Burada da hepsine ait çözümler var. Kromozomal mozaizm burada da yine önümüze çıktı. Prop veya primerlerin çalışmaması, maternal kontaminasyon, biraz önce söylemiştim. Korona hücrelerinin ve X'i yaparken ortamda ekstra bir spermin olmaması oldukça önemli. Tüpün içine ne dedik? Giren her şeyi bizim PCR'ımız çoğaltır. Bizden bulaşan, yani operatör kontaminasyonu, gerek genetik laboratuvar, gerekse embriyoloji laboratuvarındaki kontaminasyonlar. Ve işin ilginci, bu tür bir kontaminasyon yaşadığımızda bu DNA örnekleri her genetik laboratuvarında kullanılan miktarı çok az çünkü analiz için. Gerisi saklanıyor. Dönüp gittiğinizde kimden kontamine olduğunu bile bulma şansımız var. Onun dışında allel dropout dedik. Yani iki genden bir tanesinin çoğalmaması durumu. Yanlış bir analiz yaparsanız dağılım analizi bundan da olabilir. Uniparental dizomi, yani iki tane kromozomu var. Biri anneden biri babadan, normal olması gereken, ama bazı durumlarda iki kromozom da anneden ve iki kromozom da babadan gelebilir. Buna da biz uniparental dizomi diyoruz ki bu da bazı durumlarda bazı genler için problem yaratabiliyor.
Sonuçta bu hazırlıkları yaptığımızda işte bu polimorfik markerlar dediğimiz şeyler bunlar. Genin her iki tarafından bulmaya çalışıyoruz bunları. Bunların o aile için birbirinden farklı olmasını sağlamaya çalışıyoruz şu rakamların. Eğer bunlar birbirinin aynı çıkarsa o zaman başka bir bölge belirleyip onları yeniden primerlerini sentezletip sizleri arayıp bir ay daha zaman istiyoruz dediğimizde bunlarla ilgili bir sorun olduğu için yeni bölgeler belirleyip bunların analizlerini yapıyoruz ki hem bu mutasyon bölgesini hem de bu markerları takip ederek hangi kromozom hangi embriyoya gitmiş, ne olmuş bunları takip edebilelim diye. Burada bize aynı zamanda bir de rekombinasyon diye olayımız vardı. Ne yapıyordu? Bu kromozomlar mayoz bölünmeden geçerken birbirleriyle parça alışverişleri yapabiliyorlardı. İşte bu embriyoda göründüğü gibi. Şuraya kadar yukarıdaki sarı olan aller gelmiş, sonra burada rekombine olmuş. Bunlar birbirine parça alışverişleri yapmışlar ve bu embriyoya bu tarafı da şu kromozomdan gelmiş. Bu tür şeyler de hep bizim çalışmalarımızı etkileyecek ve hataya neden olabilecek şeyler. Dolayısıyla son derece hassas yapılması gereken en başından en sonuna kadar işlemler dizisi. Bu benim sanıyorum son slaytımdı. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve Hüseyin Hoca'ya sözü tekrar teslim ediyor. Sevgili hocam, şimdi görüntülerini açacaklar Hüseyin Hocam ve Temel Hocam. Hüseyin Hocam, sesinizi de açar mısınız? Geliyor mu sesim Erkan? Şu an geliyor hocam. Tamam. Çok teşekkürler muhterem hocam. Gerçekten bence çok olağanüstü bir sunumdu. Yani bu plastosel sıvısıyla ilgili olarak çalışmalar beni de çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çok daha yeni bilgilere ulaşacağımızdan eminim. Hatta o konu anlatılırken 2000 yılların başında ilk bu fetal DNA'nın maternal kandan tespitinde milyonlarca hücre aranırken şimdi 3-5 hücreyle bu işi çözebildiklerini düşündüm ve aynı şeyin muhtemelen bu plastosel sıvısında da yakın bir gelecekte olacağını, nasıl amniyosentezin ikinci plana düşmesi gibi belki biyopsi sürecinin de biraz daha az invaziv yöntem olarak kullanılacak plastosele tercih edilmeyebileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan sorular var ama ben öncesinde Temel'in muhterem hocanın hakkını yememe adına son 2-3 saatlerinde aslında söylemek istediği birkaç bilgiyi bizimle tekrar paylaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü o 3 slayt çok çok önemli, son 3 slaytları. Sevgili Temel Hocam, senden rica etsem o 3 slaytlarını tekrar açıp biraz daha size zaman vererek, çünkü en az 15-20 dakikalık bir tartışma süremiz de var. Bu konuyu bizimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Sevgili Erkan, bu konuda sen de yardımcı ol hocamıza. Tabii ki Temel Hocam, Hüseyin Hocam. Temel Hocam, tekrardan şu an sesiniz gelmiyor Temel Hocam bizden ama sesiniz kısık olabilir mi? Mikrofonun sesi. Şimdi geliyor mu? Şu an net hocam. Geliyor, geliyor Temel. Temel'im anladın değil mi sorumu güzel kardeşim? Tamam, ben en son slaytları istiyorsunuz herhalde. Evet evet, sonuçlardaki bilgileri bizimle tekrar paylaşmanı istiyorum. Çünkü onlar çok çok önemli. Yani onlar hem senin süzgecinden geçmiş bilgiler, her tarafta bulunmayabilir, evet. O söylemek istediklerin. Onları özellikle tekrar vurgulamanı istiyorum. Şimdi bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi böyle bir hasta takibi bence. Günlük hasta takipleri. Şimdi bir kere bunu hastayla paylaşırken tabii ki muhterem hocam bunda daha iyi büyük destek verecektir bize ama bunun bir tarama testi olduğunu, hiçbir şey garanti etmediğini konuşmamız lazım. Evet. Fakat ben dediğim gibi çok yaygın olarak bunu kullanıyorum. Bunu kullanırken de hastaların hakikaten ikili üçlü testleriyle hep karşılaştırıyorum. Bayağı da elimde veri oldu. Gerçekten bunlar da herhangi bir ikili üçlü testte sorun gelmiyor genel olarak. Hiç sorun çıkmadı şimdiye kadar benim verilerimde. Ve ben de hatta her seferinde diyorum ki ya biz bunlara zaten
daha üst ne yapabiliriz? Yani böyle şüphede kaldığımızda diye. Acaba bunun NIPT bunun üstesinden gelir mi? O da gelecek gibi gözükmüyor. Çünkü köken aynı. Plasentadan gelecek bir köken. Dolayısıyla bunlar da en büyük konu bence ultrason. Ultrasonda en ufak bir şekilde şüphelendiğimizde de amniyosenteze gidilmesi lazım. CVS değil, amniyosenteze gidilmesi lazım. Tabii muhterem hocam bununla ilgili daha detaylı bir bilgi verir. Yeni guideline'lar da bu yönde ama burada en büyük handikap biraz önce söylediğim gibi aldığımız trofektoderm hücrelerinin nereden aldığımız, nereye denk geldiği. Bu PGTA'yı yani belki daha ileride yelpaze genişleyecek ama şimdi için genellikle 35 yaş üstü ki ben günlük pratiğimde 38 yaş üstü tüm hastaya bunu öneriyorum. İyi rezervli de olsa olmasa da eğer blasta bırakıyorum, blasta gidiyorsa muhakkak biyopsisini yaparak transfer etmeye çalışıyorum. Gerçekten eğer biz 40 yaş üstünde bir transfer yaptık ve daha sonra da bu trizomi özellikle 21 grubu gelip abort ettirip tekrar hastayı gebeliğe hazırladığımızda bunun başka bir problemi daha var. Ona girmedim ama psikolojik problemi. Gerçekten hastalar küsüyor, dropout oluyorlar tedaviden, kendilerine gelemiyorlar. Dolayısıyla bu konu, psikolojik sorun çok büyük bir yer alıyor. Yani Allah kimseye vermesin. Sonuçta bir bebek kaybı herhalde bir anne için en acı durumlardan birisi. Dolayısıyla hem bunu önlemiş oluyorsunuz. Sonuçta alacağınız bir embriyoyu ya da düşüğe yol açacak bir embriyoyu vermemiş oluyorsunuz. Hem hasta açısından hem de gebeliğe tek embriyo olarak daha hızlı ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla 38 yaş üstünde bu gruba genel olarak önerebiliriz. Diğer grup eğer tekrarlayan gebelik kayıplarındaki kromozomal problemler ortaya konduysa o zaman bunlara da PGTA'yı önerebiliriz. Fakat eğer hasta gençse, 37 yaş altındaysa bunlarda çok büyük bir faydamız yok. Fakat şunu da söylemeniz lazım. PGTA yaptığımız 38 yaş üstü grubunda da OPU başına %23 gibi bir oranda da transfer yapamama durumunuz var. Çünkü normal bulamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle de bir yüksek riski de hastayla muhakkak tartışma durumundasınız. Çünkü transfer etseniz bile zaten ya o ana üpleyip ya hiç tutunmayacak ya gebelik olmayacak ya da düşükle sonuçlanacak. Dolayısıyla bu onu da elimine etmiş oluyor. Bir diğer grupta fertilite koruma amaçlı olarak gelmiş bir hasta grubunda. Bunda biz herhangi bir şekilde bu öploid, ana öploid taraması yapmıyoruz. Çünkü zaten zaman süremiz çok az ve elimizde ne geliyorsa bunları dondurmaya çalışıyoruz. Benim burada en önemli şey olarak vurgulamak istediğim cerrahiye giden hastalar. Çünkü bu endometrioma cerrahisi şimdi de görüyoruz kimse yapmıyor artık. Terk edilmiş durumda gibi bir şey. Çünkü bütün hastalar dolaşan bir hasta grubu var. Yani endometrioma cerrahisi gerekiyor ama herkes malpraktis veya yarın bir gün başım ağrır diye bunlara cerrahiden kaçınıyor. Şimdi biz şunu öneriyoruz. Bu hastalara öploid embriyo bulursak en az iki tane bunlara cerrahi daha güvenli, daha rahat ve teknik olarak da şimdi aşağı yukarı 10 hastamız oldu. Etik kurulda aldık. Bunları da yakında inşallah yayınlama şeklimiz olur. Biz de cerrahimizi biraz zamanlama açısından değiştirdik. İnşallah iyi bir sonucu da varırız. Ama genel olarak da öploid iki embriyo bulmadan bu hastalara da cerrahiye çok da gitmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu hasta grupları için PGTA'yı önerebiliriz. Ben günlük pratiğimde öneriyorum. Onun için de ama bunun karşısında olan da bir grup var. İnanmayan bir grup var. Fakat inanmamak için biraz önce hep bunlar yani bu karşı grup ne dedi? Non-selection olsun. Intent analizi, intent to treat analizi yapın. Bunun böyle ilgili hastalar yok. İşte randomizasyon iyi değil falan ama yeni gelen çalışmaların hepsi bunları giderecek şekilde. Yani biz daha iyi olarak esasında aydınlığa kavuşarak ilerliyoruz. Teknik güzel. Sonuçta maliyet bir tek bence herhalde burada birazcık sorun. Dediğim gibi onun için de öploid bir embriyoyu vermek için de yani yaptığımız tüp bebekte de çok büyük bir meblağ bence yani oluşturmuyor. Dolayısıyla bu rahatlıkla önerilebilir diye düşünüyorum. Hüseyin hocam sesiniz kapalı. Sesinizi açabilir misiniz ilk etapta? Temel'im çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de senin vurgulamanı istediğim kısım buydu.
Bu aslında sadece bizim değil, biliyorsun bütün dünyanın tartıştığı bir konu ve bir süre daha tartışılmaya devam edecek. Tabii ki sonuçta bilim bu tür tartışmaların sonucunda en güzel şekilde sonuca varır. Şimdi sorular gelmeye başladı. Sizler de görüyorsunuzdur herhalde. Yekta Önder kardeşimiz bir soru sormuş. Bu muhteremin bahsettiği güncel blastoselden, blastokist sıvısından alınan numunenin DNA amplifikasyonu ile yapılabilen MGA'sinin trofektörden biyopsisi yerine geçip geçmeyeceğini soruyor. Ki herhalde bu son dönemdeki Nobel ödülüyle de bu çalışmayı birleştirmiş. Yani muhtemelen geçecektir. Muhterem sen ne düşünüyorsun? Şimdi sesim açık herhalde değil mi? Evet evet geliyor. Şimdi buradaki demin konuşmanın da sonlarında söyledim. Yani buradaki temel benim kaygım bu serbest DNA moleküllerinin kökeni. Şimdi bir önceki çalışmada, morfokinetik çalışmada dedim size dışarıda bırakılan bir takım hücreler vardı ve onları alıp analiz ettiler. Ve 18 taneden sadece 2 tanesinde normal vardı. Şimdi anormal hücrelerin biz anormal DNA'larını alıp bu tür bir çalışma yaptığımızda nasıl bir sonuca ulaşacağız? Belki yeni veriler bize derse ki anaploidler kadar öploidlerden de biz yeterli miktarda serbest DNA elde ediyoruz. Onlar da apoptoza gidiyor. Onların da DNA'ları oldukça embriyonun genetiğini yansıtıcı. O zaman kullanabiliriz. Şu an teknik olarak hiçbir sıkıntı yok sanki. Belli oranda gelişmiş durumda. %100 tüm genom amplifikasyonu yapıyoruz diyorlar. Şimdi sıkıntı sadece düzgün bir validasyon için bir ayağımızı yere basacak test yöntemi lazım. Bu ne olabilir? İşte NGS yöntemiyle trofektöde. Bununla bunlar karşılaştırıp valide edip doğru çalıştığına inandığımız zaman kullanabiliriz. Ama şu anda birazcık dediğim gibi şeyini biraz embriyondaki o serbest DNA kaynağı ile ilgili biraz daha yeni veriye ihtiyaç var gibi duruyor. Yani hakikaten çalışmalara çok açık konular bunlar. Gelecekte evet. Genç neslin, genç genetikle ilgilenen arkadaşların bu konuda çok güzel çalışmaların olacağından eminim. Bülent Gülekli Hocam her ikinize de çok teşekkür pardon ediyorum. Pardon hocam. Buyurun. Ekta Bey'in orada bir sorusu daha kaldı. CRISPR çalışmaları ne zaman kullanılabilir? Bu tür birkaç deneme var ama henüz yaygın olarak dünyada bu yasaklanmış durumda. Yani bunu deneme yapabilirsiniz laboratuvarda ama bunu alıp hastaya veremezsiniz. Evet, Çin'de galiba bir tane biz bunu bir şekilde düzelttik diye bir tane çalışma var. Evet, evet. Haklısın hocam. Hüseyin abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki derhal. Şimdi burada bu blastosenteziste yani blastokistin içindeki sıvıdaki muhterem abi de söyledi de bir daha vurgulamak için söylüyorum. DNA'nın kaynağı belli değil abi. Nereden geldiğini bilinmiyor henüz. Dolayısıyla acaba bunlar self-correction veya hücre kendisi yani blastın kendisi, embriyonun kendisi bu bozuk hücrelerden kurtulmak için burayı depo olarak mı kullanıyor? Yani sadece buraya mı atıyor? Dolayısıyla biz hep anomalili hücreleri mi buradan tarayacağız? Bununla ilgili sıkıntı var. Yani bu netleşmeden bunu karşılayacak gibi gözükmüyor. Biyopsilerle karşılaştırarak herhalde onu netleştirecekler evet. Temel önümüzdeki süreçte. Herhalde çalışmalarda ağırlıklı olarak zaten bununla ilgili. Ama %75'e yakın herhalde muhteremin verdiği şeyde bir Discord şey var. Uyuşum var. Öyle değil mi muhterem? Yanlış görmediysem. En son çalışma %84'tü. Çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Bekleyip göreceğiz. Bülent Hocam teşekkür etmiş her ikinize de. Melahat Dönmez Hocam'ın bir sorusu var. Trofo ve ektiden biyopsi stratejilerinde o alınan biyopsi dışı anomali çıkma riski yok mu? Varsa ne kadar diye bir soru sormuş muhterem. Bu tabii embriyolarda mozaistin oranı ne kadardır? Gibi bir şey, evet. Evet, çalışılıyor. Zannediyorum okuduğum çalışmalarda %10-12 civarında mozaistin olabileceği ile ilgili şey var. Doğrudur. Veri var. Nafiye gene hepimize teşekkür etmiş organizasyondakilere, sizin arkadaşlara. Sinan'ın bir sorusu var.
PGD-A yapan ve yapmayan iki kliniğe başvuran 38 yaş üzerindeki 100'er hasta var diyelim. Bu iki grupta kümülatif gebelik şansları aynı olur. Çünkü PGD mevcut anaplojiyi düzeltmiyor. Ödedikleri para özellikle devlet gruplarında 4-5 kata kadar fark olarak çıkıyor diyor. Doğru. Ona ben cevap vereyim mi? Ver, ver. Şimdi burada problem tabii ki herhangi bir bozukluğu düzelten bir durum yok. Biz sadece bozukluk nedir? Bunu vermemeye, yani trizomiler bildiğiniz gibi tutunuyor. Monozomilerde çok büyük bir problem olmuyor ama çünkü tutunmuyor. Şimdi evet. Dolayısıyla buna biz en yakın zamanda nasıl ulaşırız ve bunu psikolojik olarak hasarı en aza nasıl indiririz? Sorun burada. Yani bunun da parayla tutulur bir tarafı yok. Onun için de dolayısıyla bu konu hem gebeliğe erken ulaşma ve sağlıklı gebeliğe erken ulaşma bakımından bence önemli. Dolayısıyla tabii ki kümülatif, biraz önce söyledim, kümülatif gebelik oranları değişmiyor ama bir hastaya transfer edip gebe kalamayınca da hasta küsüp 3 yıl gelmeyen hasta var. Bir de bunu da düşünün. Yani hastayı ikna edemiyorsun ki bir daha yapalım, bir daha yapalım. Evet, bak, her şey olsun. Para değil tabii ki. Evet. Cem kardeşimizin bir sorusu var. Embriyoların tamir mekanizması konusunda biraz daha ayrıntı rica edebilir miyim? Mayoz kaynaklı anoiploidi, mitozdan kaynaklanan mozaizm arasında hücre tamir mekanizmaları aynı şekilde mi işliyor demiş. Muhterem, şey söylemek ister misin? Aynı şekilde işlemiyor. Mayoz kökenli trizom ve monozomileri embriyoların düzeltmeleri çok çok daha zor oluyor. Bunu ne zaman yapabiliyor? Mayoz kökenlilerde birinci mayozda diyelim ki monozomik oldu. İkinci mayozda bir hata daha yaptığında trizomik bir hata yapıp o şekilde düzeltebiliyor. Embriyo aşamasında benim okuduğum çalışmalarda daha çok mitotik anomaliler, yani mozaizme, mitotik mozaizme bağlı olanlar düzeltilebiliyor. Mayotik kökenler çok kolaylıkla düzeltilebiliyor. Hüseyin abi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, dinliyorum. Şimdi biz Muhterem abiyle bu webinardan önce iki kere bir araya geldik. Bu arada ben hani Muhterem abiye de geçmiş olsun diyorum. Covid'i yeni atlattı. Hani geçmiş olsun tabii ki. İzin de aldım. Çok sağlıklı ve canlı görünüyor maşallah. Evet, yani yeni atlattı. Hatta acaba mı dedik, bir sorun mu olacak diye. Yani geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz kendisine. Allah şifa versin. Şimdi bu self-correction ve bu düzeltmelerle ilgili biz bayağı da bir konuştuk. Şimdi insanda tespit edilmiş herhangi bir self-correction yayını yok. Hepsi hayvan üzerinden. Muhterem abi de yanlış bir şey varsa bizi düzelsin. Ve bu self-correction'da oluşanlar da sadece postsigotik, mitotik hasarlar. Dolayısıyla ama insanda bu ispatlanmış bir yayın da yok. Hiçbir tane yayın şimdiye kadar, hep hayvan deneyleri. Dolayısıyla yani self-correction'a inanmayan birisi olursa da, yani bu niye inanmıyorsun demek de çok da doğru değil gibi gözüküyor yani. Çok haklısın, çok haklısın. Sevgili Recai Hocam'ın sizlere bir yani şeysi var, sorusu var ama sorudan önce yetişmelerinde az da olsa emeğim olan muhtereme ve Temel'e teşekkür ediyorum diyor. Ama hocam, bu konuda ben birazcık kıskançlık gösteririm. Bizim yetişmemizde de sizin emeğiniz var. Ben hepimiz adına size teşekkür ediyorum. Sizin Türk tıbbına, Türk üreme tıbbına yapmış olduğunuz katkı, yetiştirmiş olduğunuz bir sürü gencecik insanlar şu anda karşınızda, işte hocamın olduğu gibi profesör olarak sunumlarını yapıyorlar. Ben hepimiz adına, hepiniz adına size, Recai Hocam'a teşekkür ediyorum. Herhalde bir hastasıyla ilgili bilgiyi paylaşmış, Down sendromu çıkmış ve tahliye etmek durumunda kalmış. Yani tabii böyle yani bir takım talihsizlikler olabiliyor. Ne diyorsun Temel veya Muhterem? Muhterem abi söylesin. Confide'den tamam. Bahsediyor herhalde. Evet, evet, aynen. Evet. Burada şimdi NGS'de normal çıkmış. Öploid transfer edilmiş. NIPT de normal gelmiş. Ondan sonra 18. haftada Down sendromu için 4'lü testte pozitif çıkmış. Amniyosentezde bu sefer Down sendromu tespit edilmiş. Bunun kökeni confined placental mozaizm dediğimiz bir şey. Yine embriyoda iç hücre kitlesi ve trofe ektoderm hücrelerinin birbirinden farklı genetik yapıya sahip olması. Mekanizma nasıl çalışmış? Biz NGS'de
trofektoderm hücresini alıp analiz etmişiz. Normal demişiz iç hücre kitlesi Down sendromu iken. Sonra NIPT yapılmış. NIPT demin Temel kardeşim söyledi. O da yine plasenta kökenli ve trofektoderm kökenli DNA'ları almış. O da normal demiş. Dolayısıyla iki test birden atlamış bunu. Evet. Ondan sonra dörtlü testte problem çıkınca sefer amniyosentez yapılmış. Amniyosentez kökeni neresi? İnir selmez. Dolayısıyla oradan gelen DNA'lar evet, bu sefer Down sendromunu şey yapmış. İkinci bir sorusu var hocanın. Y kromozom inversiyonu olan bir erkeğe ne öneririz? Y kromozomundaki inversiyonlar kromozom içinde iki noktada kırık olması ve ters dönüp yapışmasıyla oluşuyor. Bunlar meiyozda rekombinasyon yaparken yanlış bir eşleşme olduğunda bir tarafta tümüyle kopma, diğer tarafta da duplikasyona neden oluyor. Y kromozomu için böyle bir şey gerçekleştiğinde oran çok yüksek değil. Reciprocal translokasyonlardaki kadar %80 anomali yaratmıyor. Ama olduğunda Y kromozomunu örnek alırsak TDF bölgesini içeren yani SRY'yi içeren bölge koptuğunda bizim hastamız ne olur? Bu bölge olmadığı için monozomi X gibi davranır ve Turner sendromu fenotipiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla hani bunlarla ilgili bu da eğer NGS'in yakalayacağı bir büyüklükte inversiyonsa, NGS değilse FISH yöntemiyle PGD yapılması önerilir. Ya da buna dayanarak XX embriyo seçip onları transfer edip bu kromozomu dışarıda bırakmayı önerebilir. Evet. Hüseyin abi, ben şey söylemek istiyorum. Şimdi Reca hocam diyor ki az da olsa, az falan değil hocam full yani bu... mozaik değil yani sırf öpleyi şeklinde. Yani biz sizin elinizde yetiştik. Ben şunu da söylemek istiyorum. Benim tez hocam da Reca hocam da muhterem hocam yine PGD yani konumda. Ne şanslısın. Ne evet, şanslısın. Dolayısıyla demek. Reca hocam yani az falan değil. Biz onun zaten her zaman her konuşmada. Allah uzun ömür versin. Timur hocama da Reca hocama da. Ben şunu sorabilir miyim? Şimdi muhterem abi burada hasta dava açarsa kime yazar? Bu vaka dava açarsa kime yazar? Bilmiyorum ya tabii. Ya da ne yazar? Tabii. Ya da ne yazar? Yani o bilir kişi ve yapılacak. Demin söyledim ya ben çalışmanın içinde. Şimdi bu yaptığımız çalışmalara ait DNA örnekleri her zaman bizim laboratuvarlarda bekliyor. Dolayısıyla adli tıp bunu ne yapabilir? Çalışan laboratuvardaki örneği alıp tekrar çalıştırabilir. Dolayısıyla o zaman genetik laboratuvarının bu sorumluluğu ortadan kalkıyor. Tamam yani burada bir hekim sorumluluğu da yok. Onu demeye çalışıyorum. Yani hekimin burada... de bir sorumluluğu yok. Tabii Reca hocam orada deneyimiyle amniyosentezi yaptırmış ve yakalamış. Evet. Dolayısıyla amniyosentez yapılmayıp doğuma da gidebilirdi. NIPT grubu onlar zaten tamamen bir tarama testi. Ve belli oranda hataya açık. Bilmiyorum birazcık karmaşık bir vakaya. Karmaşıktır. İnşallah tamam. Önünü açmazlar Temel. Onu temenni ediyoruz. Evet, yani bunun önünü açarlarsa yani. Çok çok sıkıntı çekeriz hakikaten. Hepimiz için zor günler olur. Melahat Hocam bir konuya tekrar değinmiş. Plastosel sıvılarındaki çalışma güzel bir çalışma. Acaba cell-free DNA ile karşılaştırılmış hassasiyeti nedir diye sormuş. Onunla biraz değinmiştik ama muhterem hocam bir daha vurgulamak ister misin? Cell-free DNA ile karşılaştırılmış mı? Hassasiyeti nedir? Cell-free DNA ile karşılaştırabilmemiz için yani anne kanındaki NIPT testi şu anda buna dayanarak sadece buna dayanarak yapılmış bir transfer ve doğmuş embriyo olmadığı için böyle bir karşılaştırma yok. Yok. Tayfun Kutlu Hoca çok bir ironik olaydan bahsetmiş. PGD hastanın mı doktorun mu başarı oranını artırır demiş Temel. Şimdi burada sonuçta yarardan bu işten yarar sağlayan primer kazancı olan hasta bence. Hasta bence. Doktor bence. Sekonder kazançlı. Kesinlikle. Herkes hastana... bir takım aslında.
Evet, evet. Doktor dediğim siz biz abi yani. Ekip halinde söylüyorum. İşte arka plan. Yani laboratuvarlardan başlayıp tabii, tüm tabii. Hasta da dahil herkes bir takım olmalı. Emre Pabuççu'nun bir sorusu var. Teşekkür etmiş önce. Sonra NGS ile öploid transfer sonrası abort durumlarında nasıl bir algoritma izleyelim? Mitoskor vesaire gibi ek belirti testler kullanılmalı mı? Kavite ve diğer parametreler normal ise demiş. Temel bir şey söylemek ister misin? Şimdi şöyle, benim NGS sonrasında abort yapan, daha doğrusu anembriyonik gebelik olan İki hastam oldu. İkisi de translokasyon hastası. Translokasyonları biliyorsunuz hani bu dengeli olanları okumuyor. Değil mi muhterem abi? Yanlış olursa yani dengeliyse zaten normal raporluyor yani. Evet. Dolayısıyla hani orada benim sadece aklıma, çünkü translokasyon olması bir tek aklıma soru işareti getirdi. Diğerlerinde şimdiye kadar ben abortla karşılaşmadım. Tabii ki olabilir. Var. %4-10 hatta oranında şeyler var. Yani nasıl bir algoritma izleyelim? Tabii ki burada tamamen artık neye giriyor iş? Endometrium faktörüne giriyor. Dolayısıyla buna yönelik biraz düşünmek lazım. Öncelikle tabii abort materyalinin analizini yapabilmeliyiz ki neyle karşı karşıyayız? Onlara bakmak lazım. Osman'ın bizim Konya'dan hemşerimiz Osman Balcı'nın bir sorusu var. PGDA'nın maliyeti ortalama ne kadardır hocam diyor. Her hasta yaptırmıyor. Bu durumda gereken hasta da bile yaptıramayıp transfer etmek durumunda kalınıyor. Webinar için de teşekkür etmiş. Maliyet konusunda söyleyebilir miyiz muhterem hocam veya? Tabii Ömer... ki en azından bizim laboratuvar için ben söyleyeyim. Embriyo başına NGS maliyeti $225. Yani aslında şey, bu civarlarda tüm rakipler de dahil herkes o fiyatlarda. Dolar artmasaydı bu kadar aslında gayet makul ve tolere edilebilir bir rakam ama bu doların bu hallere gelmiş olması çok üzücü. Melahat Hocam tekrar hepimize teşekkür etmiş. Koronasız, sigarasız, sağlıklı günler dilemiş. Biz de aynı dilekleri hocam için de söylüyoruz. Evrim Zülayl Uslu, tüm hocalarıma ve webinarın düzenlenmesinde emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bir tıp öğrencisi olarak ilgiyle dinledim. Ne mutlu bize, bir öğrenci kardeşimizin burada bizimle birlikte bunu dinlemiş olması. Benim için ufuk açıcı sunumlar oldu. Muhterem hocama ayrıca geçmiş olsunlarımı diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz güzel kardeşim. Biz de senin önünde çok güzel günlerin, çok güzel geleceğin olduğunu düşünüyor ve senin başarılarını diliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru. Evet. Yekta Hocam, perinatoloji kongresinde NIP yapılmış ise daha sonra başka tarama testinin yapılmasını önermiyorlar diye söylemiş. Bu durumda Recai Hocam'ın vaka örneğinden hareket edecek isek NIP sonucu normal dediği halde vakalarımıza dörtlü test yapmamızı önerecek misiniz? Yani bu bir münferit olay gibi görünüyor ama işte bazen öyle değil mi muhterem hocam? Confined mozaisizm oldukça az görülen bir şey ama görülüyor mu? Evet görülüyor. NIPT'den daha hassas bir tarama testi var mı? Aslında %99.8 doğrulukta Down sendromu yakalıyor. Yani çok yüksek hassasiyeti. Teknik sınırlaması olduğu için bu vakalar yaşanıyor. Ama confined mozaisizm çok sık mı? Çok sık değil aslında. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Eğer Recai Hocam şey değilse yazma şansı olursa niçin buna NIPT tekrar önerilmiş? Acaba bir ultrason bulgusu mu vardı? Yoksa yani bunu NIPT ve dörtlü teste gitme nedenini biz bir de öğrenelim. Yani NIPT normal rutin bu hastalara önerdiğimiz bir durum değil. Yani muhtemelen bir ultrasonografik marker mı vardı? Bir şey çıktı tabii, tabii. Evet, yani bundan dolayı mı NIP, eğer yazabilirse biz de tabii, tabii. Bekleyelim biz hocam yani. Aktif katılıyor. Çünkü, şey yaparsa mutlaka evet. Eklesin. Çok önemli bir konu çünkü Yekta'nın sorusuna da en azından bu bir katkı olacaktır. Hangi durumda isteyelim, ne zaman isteyelim? Evet, yani biz normalde NIPT bunun üzerine istemediğimiz bir şey yani sonuçta. Yani muhtemelen bir marker vardır ya da bir şey vardır. Yani yoksa şüphe buraya gitmez bir konu vardır. Tayfun Kutlu Hocam gene hepimize teşekkür etmiş. Aslında saatimizi doldurduk. Biraz da geçtik. Biraz Recai Hocam'ın katkısı olursa onu bekleyelim. Ben bu arada tekrar her ikinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Temel'e, sevgili Muhterem Hocam'a. Sizleri tanımaktan, sizlerle meslektaş olmaktan,
dost ve arkadaş olmaktan her zaman büyük bir onur ve gurur duydum. Bugün de sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir sunum oldu gerçekten. Bütün feedbacklerimiz de o yönde. Bütün katılımcı arkadaşlar sağ olsunlar bu konudaki teveccühlerini bize gösterdiler. Hocamın sözü gelinceye kadar ben birer cümleyle muhterem hocamdan başlamak üzere Temel en son sözü de sana vereceğim. Söylemek ister misiniz Muhter Hocam bir şeyler? Ben de çok teşekkür ediyorum. Katılımlar için, sorular için çok güzel bir başlangıçta dediğim gibi bu kadar yoğunlukta kongrelerde maalesef dinleyici bulamıyorum. Onun için evet. İyi bir şey oldu. Bu en son olarak belki konuşmalarda atladık. Kullandığımız NGS yöntemi, en azından benim kullandığım 69 kromozomlu 3X'li triploidileri yakalayamıyor. Bunun için demin Temel söyledi, boş kese olan gebelikler, onlarda triploid olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla bu tür boş gebelikler, düşük materyalleri, onlar da bu çalışmaları yaptığımızda en azından bir sonrakinde bu sefer FISH yöntemini mesela tekrar bunlar için kullanma olasılığı olabilir. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Temel'im? Şeyin abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu tüp bebeğin yani gelişmesinde biz de devamlı bir izleyici olarak takip ediyoruz hakikaten. Çok hızlı ilerliyor. Özellikle bu genetik kısmı ki herhalde ilerideki bütün çalışmalar artık bu embriyo üzerinden, kök hücre dahil buradan gelecek. Çünkü hep başlangıç bu. Yani oluşmuş bir şeyi tedavi etmek çok zor. İlk baştan bunları düzeltmek lazım. Gerçekten çok heyecan verici. Dolayısıyla ben Timur Hocama, Recai Hocama sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir webinar olduğunu düşünüyorum. Önemli bir konuydu. Önemli noktaları vurguladığınızı düşünüyorum. Bütün katılımcılara, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Recai Hocam yazmış herhalde. Kesinlikle. Evet hemen hocamın da cevabını alalım. Hasta ben hiçbir risk istemiyorum. Ne gerekiyorsa yapın dedi. NT 2,5 milim civarındaydı. 400 test isteyip amniyostenin test zamanında bekledik diyor. Gayet mantıklı bir açıklama. Hasta demek ki %100'e oynamak istemiş. Hocam da buna mukabil elinden gelen her türlü olana sunmuş. Tekrar çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Önümüzdeki yeni webinarlarda Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin yeni webinarlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.